Kayda başladık. Şimdi bir belge paylaşacağım ben. Bunu biz bir taraftan da paylaşayım. Özür diliyorum. Çok share screen. İzin alacağım şimdi. Herkesten izin alıyorum bu paylaşımı yapabilmek için. Tamam. Şimdi Faik Bey şu özet olarak şöyle diyor. Zaten her diğerleri biliyor ama ilk kez olan varsa dinlesin lütfen. Bu video kayıt izni için hepinizden izin istiyorum. Başta Faik Bey'den. Faik Bey şimdi söylemesi yeterli. Hayır Tabii. paylaşma diye ortasında ve hatta oturum bittikten sonra bir saat içinde beni arayıp Cem bunu paylaşmanı istemiyorum demesi yeterli. Daha henüz Anladım. paylaşmıyor olacağım. Bu izin istiyor. Biz bunu Zumbalaki grubu arasında paylaşıyoruz. Ama artık bunu YouTube'a yüklemeye başladık ki biraz duraksadık. Bunu daha sistemli yapmamız lazım. Orada da yer alacak fakat unlisted olarak yani Zumbalaki bulunamayacak. Verilen her videonun linki elinde olanlar, sizler güvendiğiniz kişilere, Zoom'daşlar güvendikleri kişiyle bunu paylaşabilecekler. Bitmek üzere olan veya kurmakta olduğumuz web sitesinde başka bilgiler yanı sıra bu YouTube yüklemelerinden alıp izlenmesine izin verecek ki ona da şifreyle gireceğiz. Çok fazla korumalı oldu ama neyse öyle bir başlayalım sonra gevşetiriz. Şimdi Faik Bey açıktan söyleyebilir. Buna karşın içeri girdikten sonra adını görülmesini istemeyen varsa her şeye karşın adını değiştirebilir. Ve bir süre sonra da biz görelim ama kimler geldi. Videosunu da kapalı tutabilir. Bütün bunlar yetersizse istemememize rağmen oturumdan çıkabilir. Ama biz bunları Faik Bey'in onayı olursa paylaşacağız. Belgeyi kaldırabilir miyim artık? Galiba değil mi? Tamam. Peki, şimdi bundan sonraki oturumların nasıl olduğunu, neler olduğunu Faik Bey'in vaktini almayalım. Vaktim kısa diyor. Ben de ona söz verdim. 4 saat içinde bitiririz işinizi diye. O da anlaştık onunla. Ama benle anlaşmadın. Anlaşmadık. Tabii arkadan Berke var seni destekleyen. Biz Berke'yle bir oyun yaptık sana bu arada. Şimdi evet yani sorulara ve cevaplara gelecek alttaki chatlerde chatleri gereksiz hoş geldim, hoş bulduk, çok sağ olun emeğinize falan diye lütfen şeyler yazmayın. Diğerleri gibi önemli bir oturum. Onun için başlıyoruz ona dikkatli özen gösteriyoruz. Son bir şey birisi Korel Göymen kim sordu? Onu 100 listesinde varsa yardımcı olalım Korel Göymen'e. Evet. Ali Tigran, Ali Bey bir kere sana önce Faik Bey'e çok çok teşekkürler katıldığı için. Berke Bey'e destek olduğu için. Ve Ali Tigre'yle Faik Bey'i bize getirip konuşma yapmasını sağladığı için. Üçüne de çok teşekkürler. Katılımcılara da desteklerinden dolayı aynı teşekkürleri yineliyorum. Ali buyur. Mikrofon senin. Çok teşekkür ederim değerli Cem Bey. Bugün önemli bir konuşmacımız var. Sayın Faik Öztrak. Kendisini ben aslında 48 senedir tanıyorum. Yani
Faik Bey'in üniversite yıllarının başlarından itibaren onu iyi tanıyorum ve bugüne kadar da hiçbirbirimizden kopmadık. Her zaman için onunla birlikte olmaktan mutlu oldum. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir siyasetçidir, önemli bir ekonomisttir. Bunları ifade edeyim. İzin verirseniz önce kısa olarak Faik Bey'in bir özgeçmişini sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da sözü kendisine bırakacağım. Faik Öztürk İstanbul St. Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. 87 yılında İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda lisans üstü diplomasını ve master derecelerini aldı. Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak 1978 yılında başladı. 87-90 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda yıllık programlar ve finansman dairesi başkanlığı, 90-91 yılları arasında İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, 91-94 yılları arasında İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü ve 94-99 tarihleri arasında da aynı teşkilatta müsteşar yardımcılığı görevlerini üstlendi. Müsteşar yardımcılığı görevini mütakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda başkan yardımcılığı olarak görev yaptı. 2001 krizinden hemen sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer aldı ve hazine müsteşarlığı görevine atandı. Bu dönemde Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlendi ve 2003 yılında da hazine müsteşarlığı görevinden ayrıldı. 2003-2007 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde ekonomi politikaları üzerine köşe yazıları yazdı. Aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Diğer uzmanlarla beraber Türkiye'nin AB üyeliği üzerine yazdığı makaleler merkezi tarafından yayımlandı. Ayrıca 2004'teki kuruluşundan Temmuz 2007 tarihine kadar da TÜSİAD Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nun direktörlüğünü yürüttü. 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçildi. 23. dönem Millet Meclisimizde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ile Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk grubunda yer aldı. Asambleye bağlı olarak ekonomik ve mali işler, sosyal işler ve eğitim komisyonu başkanlığı görevini yaptı. 24. dönem mecliste NATO Parlamenter Asamblesi üyesi oldu. NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi başkanlığı görevinde bulundu. Halen NATO Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi başkanlığı görevini de yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de gerçekleştirilen 32. kurultayında parti meclisine seçildi ve sırasıyla ekonomi politikaları, işveren sendikaları ve kuruluşları, dış ilişkiler, sosyal politikal genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü ve halen parti sözcüsü ve ekonomi politikaları genel başkan yardımcısıdır. Sanıyorum bu zengin özgeçmişinden sonra benim için yapılacak en doğru şey sözü Faik Bey'e bırakmaktır. Buyurun Sayın Öztürk. Kapalı mikrofon yalnız. Faik Bey açar mısınız? Tamam. Şimdi açtım. Evet. Tamam buyurun. Buyurunuz. Ben de sözlerime başlarken
özellikle Cem Bey'e bugün birlikte olduğumuz seçkin toplulukla beni bir araya getirdiği için ve Sayın Ali Tigrel'e de bu çok hakikaten uzun uzun özgeçmişi biraz da ne diyeyim fazla tabii bana olan sevgisinden dolayı öne çıkararak okuduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir toplantı olur. Şimdi izin verirseniz benim bir sunumum var. O sunumla başlamak istiyorum. 2 saat civarında sürecek. Ondan sonra da kapatacağız herhalde diye düşünüyorum. Ondan sonra sorulara geçeceğiz. İyi, o zaman şuydu galiba, evet. Bunu da böyle yapıyoruz galiba. Kusura bakmayın, biraz böyle şeyli oluyor ama. Evet, ben kısaca bizim yani burandan çıkışla ilgili olarak bugüne kadar yaptığımız analizler ve bununla ilgili olarak da nasıl çıkacağımız konusunda çözüm önerilerimiz üzerinde durmak istiyorum. Şimdi 2021 yılına nasıl girdik? Önce bu konuda kısaca bilgi vereyim. Bir kere elimizde bir devlet krizi vardı. Yani 2014'te aslında başladı bu devlet krizi. 2018'de bu tek adam rejimi yürürlüğe girdikten sonra, hayata geçtikten sonra da çok daha hızlandı. Biraz sonra biraz daha açacağım. Ekonomik kriz 2014'e kadar Türkiye küresel sermaye hareketlerinin coşkusundan önemli ölçüde yararlanarak ekonomiyi götürüyordu. Ama 2013 yılında özellikle Ben Bernanke'nin "Ben artık daha fazla para vermeyeceğim" demesiyle birlikte başlayan süreçte 2014'ten itibaren ekonominin de teklemeye başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu COVID-19 salgını nedeniyle bütün bunların üstüne zaten 2 tane kriz vardı elimizde, bunlarla boğuşuyorduk. Bunun üstüne bir de sağlık krizi bindi ve bu üçü birden Türkiye'de ciddi bu sağlık krizi de insanları canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı. Ve sonuçta karşımızda ciddi bir buhranla boğuşmak zorunda kaldı ülke. Bu tek adam vesayet rejimi ve devlet krizinin biraz daha üzerinde izin verirseniz durmak istiyorum. 2014 yılında aslında Cumhurbaşkanı ilk defa Cumhurbaşkanı seçimle belirlenecekti. Ve orada Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki ben alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım. Yani bir şeylerin düğmesine basıldı zaten. 2018'e gelene kadar hatırlarsanız 2 tane seçim yaşadık üst üste. İlk defa Türkiye'de bir seçim tekrarı oldu. Önce seçimi kaybetti AK Parti. Daha sonra seçim koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra tekrarlatıldı. Bu arada ciddi güvenlik endişeleri ekonominin önüne çıkarılarak seçim yeniden kazanıldı. Sonuç olarak karşımızda bir ucube bir sistemle karşı karşıya kaldık. O ucube sistemde Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı, aynı zamanda başbakan ve işte karşımızdaki rejimin adı da tek adam vesayet rejimi. Devlet krizinin 2 ayağı var. Bunlardan bir tanesi kuvvetler ayrılığı bitti. Yani kuvvetler ayrılığı biterken hukukun üstünlüğü bir kere kalmadı. Mahkemeler Anayasa Mahkemesi'ni dinlemez oldu. Cumhurbaşkanı'nın vesayeti hem yargı üzerinde hem de parlamento üzerinde, hatta basın üzerinde çok ciddi şekilde arttı. Ve en son can ve mal can ve mal güvenliği de sürekli olarak azaldı. Dün mesela yaşanan olaylara dönüp baktığınızda bir eski milletvekili, bir önemli iki gazeteci de dün organize bir şekilde saldırıya uğradılar. Ondan öncesinde bir mafya lideri, ana muhalefet partisinin bir mafya bozuntusu diyelim, ana muhalefet partisinin liderinin karşısına dikildi.
yetmedi ve bunu bu mafya liderinin bu mafya bozuntusunun bu pozisyonunu da desteklediği şey koalisyonun ortaklarından ya da ortaklarından bir tanesi. Ondan önce de yine baktığımız zaman bu ülkede ana muhalefet partisinin liderine bir Ankara'da hem de Ankara'nın göbeğinde bir linç girişiminde bulunuldu. O linç girişimiyle ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadı. Yani bütün bunlar ülkede can güvenliğinin olmadığını ve mal güvenliğinin de kalmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu kuvvetler ayrılığı kısmı. Tabii bununla beraber kurumlarda da çok ciddi bir çöküş yaşandı. Bürokraside kurumlar, o yerleşik kurumlar, gelenekselleşmiş kurumlar bitti. Liyakat bitti. Bağımsız kurum diye bir şey kalmadı. Bugün artık Cumhurbaşkanı partili ama ilginçtir. Merkez Bankası Başkanı da partili artık. Ve en son baktığımız zaman bu kurumsal çöküş sürecinde bir bakanın istifasını dahi bugün bu saray kabinesi yönetemedi. 27 saat bu ülkede bir ekonomiden sorumlu, bu kadar buhran yaşanırken ekonomiden sorumlu bakan var mı yok mu bir türlü bilemedik. Şimdi tabii bütün bu gelişmeler ekonomiyi de ciddi şekilde etkiledi. Özellikle Türkiye, bu kesikli çizgi Türkiye'nin büyüme performansını gösteriyor. Kesiksiz mavi çizgi de bize benzeyen ekonomilerin büyüme performansını gösteriyor. Aslında bu ülkelerden ayrışma 2007 yılında başlamışız. 2007 yılında bir ayrışma ama bu çok belirgin hale özellikle 2018-2019'dan sonra bu ayrışma belirgin hale gelmiş iyice. Ve Türkiye 1990'lı yıllardan beri dünyanın en büyük 20 ekonomisi ligindeydi. Ama öyle gözüküyor ki 2020'de 702 milyar dolarla 19. sıralara düştük, 19-20. sıralara. Hem uluslararası para fonu hem de bağımsız bir takım araştırmacılar 2021 yılında Türkiye'nin ilk 20 ekonomi liginden de düşeceğini söylüyorlar. Tabii ekonominin kötü yönetildiğinin en önemli göstergesi istihdam iş gücü piyasasında yaşananlar. Ekonomi politikalarının başarısı çalışmak isteyenlere ne kadar iş yarattığıyla ölçülür diyor rahmetli Sadun Aren iktisat hocamız. Aslında Türkiye son 24 ayın 22'sinde sürekli iş gücü istihdam yani işlerin kaybıyla karşılanmış. Hep bir dönem önceye göre işler azalmış. Çalışılan iş sayısı azalmış. Bırakın yeni iş yaratmayı, az iş yaratmayı, az iş falan değil mevcut işleri kaybetmişiz. Bir başka bunun sonucunda da Türkiye'de işsiz sayısı 10 milyonu aşmış. Ve oralarda da aşağı yukarı sabit bir vaziyette seyrediyor. 10,5 milyon civarında gidiyor. Bu birçok ülkenin nüfusundan daha fazla ama ayrıca işin gerçekten son derece vahim olduğunu ortaya koyuyor. Bir başka Türk ekonomisiyle ilgili önemli gelişme, Türk ekonomisi uzunca bir süredir bu toplam faktör verimliliği dediğimiz yani verimlilikle büyümüyor. İş gücü sayısının artışıyla büyüyor, yatırımların artmasıyla büyüyor ama toplam faktör verimliliği dediğimiz verimlilik artışıyla büyümüyor. Bu ne demek? Yani Türkiye'de aslında ciddi bir yapısal problem var ve Türkiye'de bu yapısal problemi giderecek herhangi bir önlem de alınmıyor gözüküyor. Zaten bu yeşil şeylere baktığımız zaman aşağıda hatta toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının eksi olduğunu görüyoruz. Yine bu verimlilik şeyini Avrupa Birliği ile de hani bizim rakibimiz, siyasi rakibimiz, ticari rakibimiz Avrupa Birliği onunla karşılaştırdığımız zaman KOBİ bazında ciddi şekilde verimlilikte Avrupa Birliği'nden geride olduğumuz gözüküyor. Özellikle de bu geride oluş şeylerde küçük ve orta boylu yani KOBİ içinde orta boy işletmelerde çok daha vahim durumda. Bir başka Türkiye'deki önemli problemler, ekonomideki önemli problemlerden bir başka önemlisi de gelir dağılımı düzelmiyor, bozuluyor.
Yani şu cini kat sayısının yukarıya doğru gitmesi ve buralarda geziniyor olması gelir dağılımının bozulduğunu gösteriyor. Ama en son bu pandemi sürecinde özellikle bu İstanbul'da bir derin yoksulluk araştırması yapıldı. Bence orada baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten durumu vahim olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi mesela ailelerin %53'ü, bu yoksul ailelerin %53'ü artık öğün atlamaya başlamışlar. Yani 3 öğün yemek yiyemiyorlar. Bunların 14'ü hiç gıdaya erişemiyoruz diyorlar. Açlık var yani, açız diyorlar. Ailelerin %33'ü elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz diyorlar. Yine bu yoksul evlerinin %54'ünde internet bağlantısı yok. %57'si de eğitime uzaktan da olsa erişemiyorlar. Dolayısıyla ciddi bir gelir dağılımı bozukluğu ve yoksullukla karşı karşıyayız. Bir başka, biraz önce söylemiştim bu salgın süreci. Salgın süreci, Türkiye bu salgın sürecini özellikle ekonomi tarafında çok kötü yönetti. Yani sağlık tarafında özellikle sağlık çalışanları, hastaneler, doktorlar, bunların çabalarına baktığımız zaman orada gerçekten önemli bir performans gösterdik. Ama yönetim olarak baktığımızda, birazdan ona da geleceğim, orada da sıkıntılarımız var. Ancak ekonomi kısmına baktığımız zaman Türkiye çok ilginç bir şekilde bu salgın sürecinde bütçeden doğrudan destek vermek yerine salgında sıkıntıda olan sektörleri kredi yoluyla desteklemeyi tercih etti. Örneğin işletmesini kapattığı esnafa gel sana kredi verelim dedi. Bunun tabii sürdürülebilirliği yok. Yani çalışmayan adama kredi verseniz bunu nasıl geri ödeyecek? İşte bu, yani bu kredi verme sürecinin artabilmesi için de bir yandan da bu özellikle bankaların tabi oldukları düzenleyici, denetleyici çerçeveyi de sürekli gevşetti. Bu tabii bankaların ellerindeki aktif kalitesinin, kredilerin kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına neden oldu. Şimdi baktığımız zaman 2021'de en önemli sorun, bu borçlar ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Öyle gözüküyor ki bunların ödenmesi zor. Yani yakın izlemedeki krediler sol eksende gözüküyor. Yaklaşık 360 milyar civarında. Yine tahsili gecikmiş alacakların bakiyesine baktığımız zaman da o da 150 milyar. Yani 500 milyar Türk lirasını aşan bir sorunlu kredi şeyiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 2021'in en önemli problemlerinden biri de bu kredilerin geri ödenmesi olacak. Salgında sağlık tarafını da kötü yönettik. Özellikle bu vaka sayısı, hasta sayısı denerek verilerin saklanması aslında çok ciddi bir güven problemine neden oldu. Yani hep Avrupa'nın sanki en düşük vaka sayısına sahip ülkesi gibi gözüküyorduk. Bir gecede Avrupa'nın en yüksek vaka sayısına sahip ülke haline geldik. Yani bunun sonucunda da bir takım insanlar, ya nasıl olsa bu o kadar önemli değil bu salgın, vaka sayısına baktıkları zaman beni de vurmaz deyip yeterince önlem almadılar. Belki de birçok insanı bu yüzden kaybettik. Ben bununla ilgili açıklamalarımı yaparken de bu işin sorumlusu Erdoğan'dır. Dolayısıyla Erdoğan'ın istifa etmesi gerekir dedim. Başka ülkede böyle bir şey olsa gerçekten yönetimin istifa etmesi gerekir. Tek sorumlu da benim dediğine göre tek sorumlunun istifa etmesi mutlaka gerekir. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey olmuyor. Bu arada aşıyı da çok kötü yönetiyoruz. 50 ülkede aşılama başladı. Aşılar 11 Aralık'ta gelecek dendi. Ama aşılama ancak 13 Ocak'ta başlayabildi. Bakalım onda da 3 milyon aşı var. Sonrası gelecek mi gelmeyecek mi konuşuyoruz ediyoruz. Böyle bir takım müpem laflar var ortada. Bir de çok önemli bir sorun. Faz 3 çalışması tamamlanan aşılardan şu anda Türkiye'de yok. Yani faz 3 çalışmasıyla ilgili bu Türkiye'de Çin aşısının faz 3 çalışmasıyla ilgili bir takım şeyler var. Ama bunun da yeterince yani bilimsel bir dört dörtlük bir incelemeyle ortaya çıkmadığı söyleniyor. Yine bir başka önemli konu şu, dün de aynı olayı yaşadık. Türkiye
kerameti kendinden menkul bir takım ekonomik teorileri var Cumhurbaşkanı'nın. İşte faiz enflasyonun sebebi midir yoksa enflasyon yüksek faizin sonucu mudur falan diye giden. İşte bunu bu teorisini ispat edebilmek için Cumhurbaşkanı'nın damadı bu yıl 128 milyar dolar döviz rezervini yedi. Gerçekten de bu net döviz rezervlerine baktığımız zaman özellikle 2020'nin 3. ayından sonra eksiye geçtiğini görüyoruz. Swapları hariç tuttuğumuzda bu kısa vadeli borçlanmalarla birlikte ve yani 5 milyardan artı 5 milyardan 49 milyara kadar inmiş vaziyette Türkiye'nin net rezervleri daha öncesinden de aldığımız zaman yani diğer hesaplarla bu Kerim Rota'nın hesaplarıyla da bakarsanız döviz kurunu bu belli bir seviyede tutabilmek için ve faizleri arttırmadan belli bir seviyede tutabilmek için Türkiye 128 milyar dolar rezerv harcadı. Şimdi tabii Türkiye'nin aslında döviz kuru rejimi dalgalanan kuru rejimi. Burada aşırı dalgalanma olduğu zaman rezervlerle müdahale etmeniz gerekiyor. Dalgalanma aşırı değilse, Türk lirasının değerindeki dalgalanma aşırı değilse, rezerv satarak değil başka yöntemlerle buraya müdahale etmek gerekiyor. Ama bunu yapmadılar. Şimdi brüt rezervlerin kısa vadeli borcu oranına baktığımız zaman da yani 2018'den bu yana belki de tarihi olarak brüt rezervlerin kısa vadeli borca oranı en yüksek, en düşük seviyede %62 ile. Yani şöyle söyleyelim, kısa vadeli borçların tamamını ödemeye rezervlerimiz yetmiyor. %60'ı seviyesinde. Bu tabii alarm veren bir gelişme. Bir başka önemli olay, bu hükümetin alameti farikası haline gelmişti bu şeyin, idarenin, AK Parti'nin. 2023 hedefleri vardı. Bu 2023 hedeflerine göre Türkiye 2023 yılında, 2011'de açıkladılar bunu. Ve dediler ki 2023 yılında yani Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye 10 büyük ekonomi arasına girecek. Bugün şimdi 20 büyük ekonomi liginden düşüyoruz. 2 trilyon dolar olacak gayri safi yurt içi hasılamız diyorlardı. Gayri safi yurt içi hasıla 2023'te kendi yazdıkları şeye göre, dökümana göre sadece 875 milyar dolarda kalacak. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak diyorlardı. Bu öyle gözüküyor ki 10 bin dolar seviyesinde ancak o da çok iyimser olarak gerçekleşirse 2023'te. Gayet iyi olacak. İşsizlik de %5 demişlerdi. O da iki katına çıkıp %11 civarında gerçekleşecek. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Aslında bu 2011 hedeflerine baktığımız zaman biz de 2011 yılında bunlar yani AK Parti bir takım hedefleri açıklarken biz de bazı hedefleri açıklamıştık ve bize göre bu 2023 hedefleri aslında çok da iddialı hedefler değildi. Bu iddialı hedefleri dahi gerçekleştiremediler. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü sürekli yıpratan, demokratik değerleri sürekli yıpratan, güçler ayrılığını hiçbir şekilde kabul etmeyen, denetimi kabul etmeyen tek adam vesayet rejimidir diyoruz. Ama tabii onun dışında başka nedenler de vardır. Peki siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne düşünüyorsunuz? Bu buhrandan nasıl çıkılır diye soracaksınız tabii ki. Biz diyoruz ki bu buhrandan çıkışın 4 tane ayağı var. Bunların hiçbiri bir diğerinin önünde değil. Ama şu andaki aciliyeti nedeniyle baktığımız zaman birinci ayak hukuk devleti ve demokrasi. Türkiye'nin hızla yeni bir anayasaya ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme ihtiyacı var. Yani bu fren ve denge mekanizmalarının olmadığı bu ucube sistemle Türkiye'nin bu sorunları aşabilmesi mümkün değil. Bir diğer, bunların üzerinde göndermiştim zaten sunumu, çok fazla anlatmayacağım uzun uzun. İkinci önemli konu, Türkiye uzunca bir dönemdir, yani özellikle 2014'e kadar, ondan sonra da devam etti.
Bu dışarıdan gelen sıcak parayla ekonomiyi şişirme politikası izledi ama üretimi hiç düşünmedi. Yani bu kadar çok sıcak parayı aldığınızda bunları nasıl geri ödeyeceğinizi düşünmeniz ve bu yani döviz kazanacak üretimi yapabilecek tesislere öncelik vermeniz lazım. Biz daha çok betona yatırdık. Şimdi bugün okuyoruz işte şeylerde, gazetelerde o betonlar, alışveriş merkezleri yavaş yavaş bankaların aktiflerine geçiyorlar. Üreten Türkiye dediğimiz zaman küresel değer zincirlerindeki yeniden yapılanmanın getirdiği fırsatlardan yararlanmayı da dikkate alarak eğitim politikası önemli alanlardan bir tanesi. Gerçekten Türkiye bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ya da dünyada rekabet edebilecek iş gücünü yetiştiremiyor. Bunu sağlayacak bir eğitim politikasına geçmek lazım. Bilişim altyapısında hem bölgeler arasında çok büyük farklılıklar var hem de dünyanın en yavaş ama Avrupa'nın en yavaş interneti Türkiye'de. Yine önümüzdeki döneme bakarken Türkiye'nin bu dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları değerlendirme konusunda önemli adımlar atması lazım diyoruz. Dolayısıyla hem bilişim altyapısını geliştirmemiz lazım. Bu alandaki bölgesel farklılıkları da ulusal farklılıkları da gidermemiz lazım. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları değerlendirmemiz lazım. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip iş gücünü yetiştirmemiz lazım. Bir de bu pandemi sürecinde bir şey gördük. Bazı sektörlerde kendi kendine yeterlilik son derece önemli. Bütün dünya da bunu artık kabul ediyor. Bunların arasında sağlık ve gıda alanlarında kendi kendine yeterlilik son derece önemli. Onun dışında işte teşvik politikaları, kamu ihale kanununda rekabeti sağlayacak ortam, bunlar da üretimi destekleyecek olan bir takım hususlar. Güçlü sosyal devlet. Bu şimdi bilmiyorum Uluslararası Para Fonu'nun web sayfalarına hiç bakıyor musunuz? Biz tabii bunu yıllardır söyleriz ama ilk defa Uluslararası Para Fonu'nun çok yüksek bir sesle güçlü sosyal devlet meselesini söylediğini görüyoruz. Şu önemli tabii yani bugün eğer dünyada bir popülizm sürekli yükseliyorsa, otoriter rejimler mevzi kazanıyorsa bunun nedenlerinden biri demokrasilerin kendilerinden beklenen çözümleri sunamamış olmasından kaynaklanıyor. Özellikle de bu alanda gördüğümüz şey şu, son dönemde yani son birkaç 10 yılda zenginler daha zenginleşirken bu gelişme sürecinden dışlanan kesimlerin büyüklüğü de her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla bunun önlenmesi lazım. Yani kapitalizmin en önemli kurallarından biri oyunun sürmesi gerekiyor. Oyunun sürebilmesi için de birilerinin çok yoksullaşıp sistemden çıkmaması gerekiyor. Yani herkesin oyunun içinde bir şekilde kalması gerekiyor. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada iki tane ayak görüyoruz. Burada belki tam olarak yazmıyor ama teknoloji kullanımı ve istihdam ilişkisine düzenleyici ve denetleyici bir çerçeve getirmek. Bu en son Daran Hocamoğlu'nun da Uluslararası Para Fonu'nda yapmış olduğu sunumda vardır. Refah Devleti 3.0 diyor buna. Teknolojinin yani üretimde aşırı teknoloji kullanımının gereksiz emek tasfiyesine neden olmasının devletlerin kuracakları bir düzenleyici, denetleyici çerçeveyle önlenmesinden bahsediyor. İkinci önemli konu da yine aynı oturumda konuşuluyordu ama biz de bunu yıllardır söylüyoruz. Güçlü bir sosyal devlet kurmak lazım. Mesela bazıları evrensel vatandaşlık gelirinden bahsediyordu. Biz daha ilk şeyden beri uzunca bir süredir aile destekleri sigortası kurumunu kurmaktan bahsediyoruz. Bu önemli bir olay. Mesela İspanya bu son krizde aile destekleri sigortası kurumunu kurdu. Türkiye de bunu zaten aslında taahhüt etmiş ama nedense bir türlü bunu kuramamış. Dolayısıyla burada gençlere önem vermek, dezavantajlı gruplara önem vermek, kadınlara önem vermek, üretim sürecine katmak konusunda bunlar hep bizim kafamızda düşündüğümüz unsurlar. Ama ana başlık güçlü sosyal devleti mutlaka kurmamız lazım. Bir başka en son söyleyeceğim şey sürdürülebilirlik meselesi. Yani biz Türkiye bugün
2002'den sonra yaşananlara dönüp baktığımız zaman gerçekten sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye 2002'den sonra bir müddet 2007'ye kadar, hatta 2007'ye kadar özellikle sürdürülebilir politikalarla gitti. Ama 2007'den sonra iş cıvımaya başladı. Hem kamu maliyesinde, hem para politikasında, hem çevre konularında çok ciddi sürdürülebilirliğin önüne geçecek olan bir takım gelişmeler gördük. Bunların başında da borçlanma, aşırı borçlanma geliyor. Dolayısıyla hem yüksek büyümeyi sağlamak, hem de bunu sürdürülebilir durumda tutmak son derece önemli. Dolayısıyla bizim bir de şeyimiz var, tespitimiz var, onu da paylaşayım. Yani bugün artık yeniden Türkiye'nin bir büyüme sürecine geçebilmesi için güvene ihtiyacı var. Güvenin olması için de yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Faik Bey. Çok sağ olun. Evet, 25 dakika. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Öztürk, şimdi Faik Bey'in sunumu herkese gönderilmişti biliyorsunuz son günlerde. Çok büyük bir ilgi var, çok sayıda da soru geldi ve ben bu soruları değerlendirip sınıflandırma konusunda bayağı bir zaman da harcadım. Bunları gruplandırdım. Ve bana destek olmaları için Cem Bey'den ve Uluç Bey'den de rica ettim. Şimdi önümüzde kalan süreyi de hesaba katarak ben önce ekonomi ve dış politika ağırlıklı bazı soruları yönelteceğim. Ondan sonra Uluç Bey bazı soruları Faik Bey'e yöneltecek. Daha sonra Cem Bey gene soruların bir grubunu Faik Bey'e sunacak ve son olarak tekrar bana dönecek iş ve ben de kalan soruları Faik Bey'e yönelteceğim ve duruma göre de ve kalan süreyi de hesaba katarak nasıl bir yol izleyeceğimiz o zaman daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Şimdi ben bu soruları üçer üçer Faik Bey'e soracağım ve kimler tarafından soruların geldiğini de açıklayacağım. Şimdi önce üç tane soruyla başlıyorum. Bu soruların birincisi Sayın Zeki Akıllıoğlu tarafından iletilen bir soru oldu. Diyor ki Sayın Akıllıoğlu, sunumda verdiğiniz borçluluk rakamları daha çok brüt borçluluk esasına göreydi. Net borçluluk ve kamu borç oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci bir soru bu Serdar Balkan'dan geldi. Serdar Bey, israfın çok büyük bir sorun olduğunu söylüyor ve bunun nasıl önleneceğini soruyor. Bir başka soru da aslında sizin sunumunuzda stratejik planlama teşkilatının zaten eğer iktidara gelirseniz kurulacağını söylüyordunuz. Ama Serdar Bey'in sorusu şöyleydi. Devlet planlama teşkilatının yokluğu çok önemli bu ülke için. Ve gerçekten bu yokluk ülkeye zarar verdi. DPT yeniden nasıl aktif hale getirilecek ve ayrıca da Sayıştay'ın daha bağımsız hale gelmesini nasıl sağlayacaksınız? Evet, ben burada durayım. Faik Bey bu soruları yanıtla. Arkasından ikinci gruba geçelim. Buyurun Faik Bey. Evet. İzin verirseniz net brüt borçlarla ilgili değerlendirmemi söyleyeyim. Tabii borçlara brüt yaklaşılabildiği gibi net de yaklaşılabilir. Ama bu kriz dönemlerinde benim kendi kanaatim her zaman brüt borçları kullanmak, brüt borç rakamlarını kullanmak daha doğru. Ama net borç rakamlarında ne oluyor diye baktığımızda
Hazinenin web sayfasında bu net borç rakamlarını bulabilmek mümkün. Özellikle gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak baktığımızda devletin net borçlarının 2018'in ikinci çeyreğinden sonra çok hızlı arttığını görüyoruz. Bu da mali disiplinin önemli ölçüde bozulduğunu ortaya koyuyor. Bakın gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak devletin net borcunun borcu 2018'in ortasında %8,6'ymış. Şimdi geldiği yer %19,8, iki kattan bile fazla artmış. Yani bu gidiş son derece vahim bir gidiş. Brüt borçlara da baktığımız zaman o da %30'dan %42'ye çıkmış. Yine bunun içinde iç borca, çünkü dış borcun bu kur nedeniyle bir şeyi var, artar tabii ağırlığı. Ama iç borca da baktığımızda o da 18'den 25'e çıkmış. Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım mali disiplinde bir bozulma olduğu ortaya çıkıyor. Yine şöyle bu israfı yani ben hem net borca hem brüt borca ikisine birden bakmakta yarar vardır. Ama son dönemde bu net borç hesaplarında Merkez Bankası rezervlerini koyduğumuz zaman burada bir de swaplar falan var. Orada da aslında Merkez Bankası rezervlerini netleştirerek koymak lazım. O zaman burada gördüğümüz o net rakamların çok daha yükseğe doğru çıkmış olma ihtimali de mevcut. İsrafı önleme meselesine gelince evet, yani bugün Türkiye'de dönüp baktığımız zaman önemli ölçüde israf var. Peki israf nasıl önlenir? İsraf, açık söyleyeyim, saydamlıkla önlenir. Hesap vererek önlenir. Başka türlü de israfın önlenmesi, yani devlette konuşuyorsak israfın önlenmesi zordur. Bu bir anlayış meselesi. Yani hesap verdiğiniz zaman, kendinizi denetlettiğiniz zaman hem meclise hem kamuoyuna israf yapmanız zorlaşır. Ama siz bir şekilde harcamalarınızı kaçırıyorsanız, yok işte örtülü ödenekli şuydu buydu bir takım bunlarla üzerine örtüyorsanız yaptığınız harcamaların, hatta o zaman da gerçek israfın boyutlarını görmek mümkün değil. Bu israfı önleyebilmek de mümkün değil. Dolayısıyla israfı önlemenin yolu saydamlıktan, şeffaflıktan, hesap vermekten geçiyor. Hemen buraya Sayıştay'ı bağlayalım. Sayıştay'ın gerçekten meclise bağlanması lazım. Yani yine başındakilerin, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'nın tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilmesi değil, meclis tarafından seçilmesi lazım. Ama bugün biz Sayıştay üyelerini seçerken mecliste bakıyoruz, tamamen meclis çoğunluğu kendi belirliyor. Dolayısıyla burada da farklı bir seçim yöntemi bulup her partiden Sayıştay'a girecek olan sayısı, grubu bulunan partilerin Sayıştay'a verebilecekleri sayısını belirlemek lazım ki Sayıştay doğru düzgün, daha bağımsız bir biçimde denetleme yapabilsin. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yokluğu, yani hemen ben tabii Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olduğum için Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'de yönetimler için sofrayı alternatif yemeklerle donatan teşkilattır. Yani çeşitli devlet kurumlarından gelen bilgileri alır, bir tutarlılık çerçevesi içine koyar. O tutarlılık çerçevesi içinde çeşitli senaryolar ortaya çıkar. İktidarlara der ki bu senaryolardan birini seçerek yürüyebilirsiniz. Ben seçimle geldim diyen iktidarlar da bu senaryoları çok sevmez. Çünkü sonuç itibariyle hem enflasyon düşsün, hem faizler düşsün, hem büyüme çok yüksek olsun gibi bir takım taleplerle geldiğiniz zaman Devlet Planlama Teşkilatı işte onu, o şeyi, dengeleri Kristof Kolomb'un yumurtası gibi oturtmalarını, yani yumurtayı kırarak oturtmalarını engelleyen teşkilattır. Ben planlama teşkilatına girdiğim ve oradan ayrıldığım süreye kadar birçok iktidar Devlet Planlama Teşkilatı'ndan nasıl kurtuluruzun hesabını yapmıştı.
Devlet Planlama Teşkilatı'nı gerçekten tanıyan rahmetli Turgut Özal gibi, rahmetli Süleyman Demirel gibi yöneticiler de Devlet Planlama Teşkilatı'nın önemini gayet iyi benimsemişlerdi. Ama şunu söyleyeyim, bu son dönemdeki kadar Devlet Planlama Teşkilatı'ndan şikayet eden bir yönetimle hiç karşılaşmamıştık. Sonunda Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Önce bir bakanlığa bağladılar. Ben yani bir planlamacı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın herhangi bir bakanlığa bağlanmasına her zaman karşı çıktım. Neden? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı bakanlıklar arası çekişmelere, çıkar çatışmalarına girmemesi gereken bir teşkilattı. Ama maalesef ona da soktular Devlet Planlama Teşkilatı'nı. Bir bakanlığa bağladılar önce. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı'nda bir kurulun arkasına sakladılar. Başına da bir maliyeci getirdiler. Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yokluğu çok ilginç. En son Hatay, Adana ve Mersin'e gittim. Orada üreticilerin bu ülkede planlama yok, ondan başımıza bütün bunlar geliyor demesi gerçekten planlama gibi bir örgüte duyulan ihtiyacı açık seçik ortaya koydu. Dolayısıyla biz açık olarak söylüyoruz. Diyoruz ki önümüzdeki dönemde ülkenin ufkunu açacak, yatırımcıya ufuk verecek, devletin uzun dönemde kararlarını nasıl alacağını gösterecek bir devlet planlama teşkilatını, stratejik planlama teşkilatını mutlaka kuracağız. Çok teşekkür ederim Faik Bey. Özellikle planlama ile ilgili görüşleriniz gerçekten bence çok değerli. Sağ olun. Şimdi geçiyorum. 3 soru daha sunacağım. Sayın Yener Ünver'in bir sorusu var. Yener Ünver diyor ki, borçluluk sorununu nasıl çözeceksiniz? Kaynak ihtiyacı yeni borçlanmalara başvurmadan nasıl çözülebilecek? Mehmet Eken'in, Sayın Mehmet Eken'in bir sorusu var. Sunumunuzda yer alan buhrandan çıkış stratejisi uygulama sonuçlarının halka yansıması ne kadar sürecektir? Halkın güvenini yitirmeden süreç tamamlanabilecek midir? Ve özellikle de liyakat gözetilmeden devlete atanan yandaş kadrolar konusuna nasıl yaklaşacaksınız? Bir de üçüncü soru olarak Sayın Ali Erdem'in bir sorusu var. Kişi başına milli gelirin önce 10 bin dolara sonra da 15 bin dolara yükselmesi tahminen ne kadar çekecektir? Buyurun. Şimdi ilk soru bence borçluluk meselesi son derece önemli. Bunun iki tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi güven, öbürü de üretim. Yani satılabilecek mal üretmek, özellikle dış borçtan bahsediyorsak. Doğru, tabii ki bugün bu kadar borcunuz varsa bu süreçte yeniden büyüme ortamına doğru gidebilmek için borçlanmak ihtiyacı içindesiniz. Ama bu borçlanmayı yüksek maliyetle mi yapacaksınız, yoksa bu borçlanmayı uzun vadeli ve daha düşük maliyetle mi yapacaksınız? Bu borçlanmayı uzun vadede daha düşük maliyetle yapabilmek için Türkiye'nin ortaya bir güven duyulan bir rejimin koyması lazım. İki, güven duyulan bir programı koyması lazım. Ancak böyle yaparsanız CDS'lerinizi 300'ün altına düşürürsünüz. Dün baktım Cumhurbaşkanı işte CDS'leri 300'e düşürdük diye bir övme şeyi içinde. Ben kısaca size bilgi vereyim. Türkiye'nin CDS'leri 320 civarında. Yani bu ne? Temerrüde düşme risk primleri, yani borcunu ödeyememe riskiyle ilgili prim. 320 puan civarında Türkiye'nin CDS'i. Bize en yakın Güney Afrika, bizim kategorimizde, bizim ligimizde. Onunki 220. Brezilya'nınki bizimkinin yarısı, 160. Ondan sonra hepsi 100 ve 100'ün altında. Dolayısıyla şu anda Türkiye hala daha kendi liginde temerrüde düşme primi
en yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Bunun da temel nedeni ne? İnsanlar güvenmiyor. Yani bir kere gerçekten bu rejime güvenmiyor. Yani tek adama bağlı olan ve sürekli bir sosyal huzursuzluk yaratma potansiyeli taşıyan bu sisteme güvenmiyor. İki, ortada güvenebileceği bir program yok. Üç, yine ortada güvenebileceği kadrolar yok. Evet, iki tane bakanı değiştirdiler. Bunları da birini Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, öbürü de kapattıkları yine Maliye Teftiş Kurulu'ndan aldılar. Ama iki tane bakan değiştiren, onun dışında hiç kimse değişmedi. Ben bunu şöyle tanımlamıştım. Yani kaptan pilot duruyor. Metal yorgunluğu yaşayan uçak duruyor. Hostes aynı, hostesler aynı, diyetisyenler aynı. Sadece iki tane yardımcı pilotu değiştirerek buradan çıkamazsınız. Bu güveni sağlayamazsınız. Bu güveni sağlayamadığınız için de tüm dünya son derece düşük faizlerle borç alıp verirken siz yüksek faizlerle borç alıp vermek zorunda kalırsınız. Ondan sonra da bundan kalkıp bankaları şunu bunu sorumlu tutmak tabii olayın üzerine örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Türkiye'ye son iki şeydir biraz daha böyle kur istikrar kazandı, para giriyor falan deniyor. Ben söyleyeyim yani Türkiye'ye son şeyden sonra, bakanlar gittikten sonra en son baktığımızda yaklaşık bir 20 milyar dolar para girmiş dışarıdan. Bu 20 milyar doların 12 milyar doları swap. Yani son derece kısa vadeli, hiçbir risk taşımayan, giriyor, vuruyor, çıkıyor. Bu tür paralar, dolayısıyla doğru düzgün bir yatırım yok, bir şey yok. O nedenle şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu güvendir. Tabii bu güvenin arkasına hemen ciddi dışarıdan aldığınız kaynakları üretime yönlendiren ve bu buradan sağlanacak üretimle ihracata dönük büyüme süreciyle birlikte de bu borçların geri ödenmesini sağlayacak uzun vadeli rekabet gücünü arttıracak, biraz önce dört ayak söylemiştim. O dört ayak üzerinde yükselen bir programı muhakkak koymamız lazım. Şimdi ikinci soru, bu buhrandan çıkış. Açık söyleyeyim, ben bu güçlü ekonomiye geçiş programını uygulamaya başladığımızda bürokrasideki en yüksek pozisyondaki kişiydim. Yani hazine müsteşarı olarak benim üstümde de Kemal Derviş vardı zaten. Türkiye'ye doğru ilacı verdiğiniz zaman çok kısa sürede toparlanmaya başlıyor. Burada şu toparlanma meselesine değineyim. Yani hızla işlerin iyileşmeye başladığını millet gördüğü andan itibaren zaten programa da destek olmaya başlıyor. Ve Türkiye o dönemde dibe vurup yukarıya doğru çıkması iki çeyrekte bu işi halletmişti. Dolayısıyla hızla toparlanma potansiyeli olan, doğru ilacı verdiğiniz zaman insanların doğru tepkiyi vermesi çok hızlı olduğu bir ülkeyiz. Burada da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tabii ki halkın güvenini yitirmeden süreç tamamlanabilir mi? Tabii ki tamamlanır. Yeter ki doğru politikaları uygulayın. Liyakat gözetilmeden yapılan atamalara gelince tabii ki bunları değiştireceğiz. Yani yeniden bürokraside liyakati yeniden yerleştiren, ta en baştan yani devşirme süreci, bürokrasiye alma sürecinden itibaren yeniden sınavı etkili hale getiren, liyakate, sadakate değil liyakate ağırlık veren bir personel rejimiyle ben çok da vakit geçirmeden bu işin düzeltilebileceği kanaatini taşıyorum. Her ne kadar işte çok yerleştiler, şöyle oldu, böyle oldu, zor dense de ben bu işin kısa sürede düzeltilebileceği kanaatindeyim. Kişi başına milli gelirin önce 10 bin dolara, sonra da 15 bin dolara yükselmesi ne kadar sürecektir? Ben şunu söyleyeyim, yani bu
şeyde baktığınız zaman Türk lirasına duyulan güvenle birlikte kişi başına gelirin 15 bin 10 bin dolara sonra da 15 bin dolara yükselmesi, doğru politikaların uygulanması halinde bir şey dönemini geçmez. Yani bir seçim dönemini geçmez diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim Faik Bey. Şimdi Sayın Erkan Çetinkaya'nın üç tane enteresan sorusu var. Bunları sunacağım. Birincisi, ücret sendikacılığının önlenerek üretimde verimliliği artıracak yönde sendikalar ve iş yasalarında değişiklikler yapılarak üretim paylaşım dengesi nasıl sağlanacaktır? Bu birinci soru. İkinci soru, ekonomide altı okun devletçi ve halkçı ilkeleri ışığında sendikal ve siyasal baskılara dayanıklı kitlerin geliştirilmesi için CHP ne yapmayı düşünmektedir? Erkan Bey'in üçüncü sorusu ise, çökmüş durumda olan şeker sanayinin ve tarımın tekrar geliştirilmesi için CHP ne yapmayı planlamaktadır? Buyurun. Şimdi gerçekten karşılıklı sorumlulukların ve hani karşılıklı birbirine saygının son derece önemli olduğu bir şeyden dönemden geçiyoruz. Burada devlet ne kadar dikkatli olacaksa tabii sendikaların da o kadar dikkatli olması lazım. Sadece ama ben baktığım zaman bugün Türkiye'de sendikalara karşılıklı konuştuğum zaman Türkiye'de artık ücret sendikacılığı yapan sendika sayısı son derece azaldı. Yani sendikalar aynı zamanda bu yoğun işsizlik çerçevesinde iş yerlerini korumanın da ne kadar önemli olduğunu şey diyorlar, biliyorlar. Bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye'de bu şeyin karşılıklı uzlaşmanın iş barışının temel şartlarından biri de sendikaların iş yerinin mesela özen göstermesi. Ama bir başka önemli olay da eğer Türkiye'de siz gelirin adil paylaşılmasını istiyorsanız, verimlilikten çalışan kesimlerin paylarını almasını istiyorsanız, burada sendikacılığın geliştirilmesi için de devletin gerekli özeni göstermesi şart. Ben hatırlıyorum bu dünya krize girdiğinde 2008-2009 ekonomik kriz yaşandığında önemli raporlardan bir tanesi de Uluslararası Para Fonu ile hep Uluslararası Para Fonu'nu söylüyorum çünkü o neoliberal iktisadın önemli kalelerinden biri olduğu için söylüyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte sendikacılığın gelir dağılımını sürdürmenin, sosyal huzursuzluk yaratmamanın ve ekonominin sürdürülebilir bir patikada yürümesinin temin edilmesi bakımından güçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu altını çizen önemli bir rapor Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası Çalışma Örgütü birlikte yayınlamışlardı. Dolayısıyla bu yeni sistemde herkes birbirinin alanına önemli ölçüde sahip çıkmalıdır diye düşünüyorum. Yani sendikal ve siyasal baskılara dayanıklı kitlerin geliştirilmesi için geçmişten beri birçok şey üretilmiştir, program üretilmiştir. Ama burada önemli olan kitlerin mikro karar alma mekanizmalarına devletin asgari seviyede müdahale etmesidir. Onun dışında zaten kitler ve sendikalar kendi aralarındaki meseleleri müdahale etmezse siyasetçi gayet şeyi anlamlı bir biçimde çözebilirler. Ama kitlerin günlük işleyişine siyasetçilerin karışmaması lazım. Siz onlara şeyi vereceksiniz, hedefleri verirsiniz. O çerçevede o hedefe ulaşabilmek için de onlar gerekeni yaparlar. Bugün Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri Türkiye kitler üzerinden yandaşa rant çıkartmak ya da kitleri belli politik amaçları maksimize etmek amacıyla gerekçesiyle kullanmak olmuştur.
bunları önleyecek bir düzenleyici, denetleyici çerçeveyi kurmak mümkündür diye düşünüyorum. Evet, galiba şeker. Şeker meselesine gelince, yani şeker sanayi tabii Türkiye'de çok önemli bir şeydir, örnektir. Ben Devlet Planlama Teşkilatı'na ilk girdiğimde kamu iktisadi teşebbüslerine bakardım. Ve orada benim gördüğüm en önemli kurumlardan bir tanesi de şeker şirketiydi. Şeker şirketi tarım pancarda destekleme alımı yapar. Pancarcıların yan gelir olarak hayvancılık yapmasını temin eder. O eti gerekirse hayvancıların ürettiği eti pazarlar, hayvancılara gerekli yemi verir. Yani böyle baktığınız zaman son derece entegre bir sistemdir. Bu çerçevede bence önemli ölçüde de destekle yürümesi gereken şeker endüstrisinin yeniden ayağa kaldırılması için halk partisi olarak biz hem özel sektörü de bu çerçevede anlamlı çalışma yapan özel sektör firmalarını da koruyarak bir entegre projeyi yeniden hayata geçirmenin peşinde olacağız. Teşekkür evet. ederim Faik Bey. Şimdi 3 soru daha ben soracağım. Bunların 2 tanesi eski bakanlarımızdan Tınaz Titiz'den geldi. Tınaz Bey'in ilk sorusu bana göre çok anlamlı bir soru. Tüm olumsuzluklara karşı medeni bir dünya ailesi de oluşuyor. Bu aileden kopup aşırı reaktif bir aile oluşturmak yolunda kaynaklarımızın heba edilmesine karşı nasıl bir uyandırma düşünüyorsunuz diyor Tınaz Bey. Tınaz Bey'in ikinci sorusu da gene çok bence önemli bir soru. Toplumumuzun çeşitli amaçlar uğruna kamplaştırılıp enerji ve kaynaklarını emperyal rüyalar uğruna heba edilmesinin önüne geçebilecek bir vizyon olarak ne önerebilirsiniz diye soruyor. Bir de bu bölümde Sayın Erkan Çetinkaya'nın bir sorusunu daha ilave edeceğim. Teknolojik gelişme için elzem olan ve uzun yıllardır ihmal edilen meslek, bilim, ölçü kontrol ve optik donanım imalat sanayi için nasıl bir geliştirme programı düşünürsünüz? Buyurun Faik Bey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımız zaman özellikle Türkiye bu dış politika konusunda ki ideolojik vesayetten, son dönemde yaşadığımız ideolojik vesayetten bir türlü kurtulamıyor. Çok açık söyleyeyim, yani ciddi bir ihvan çizgisinde götürülmeye çalışılan bir dış politika var. Özellikle bugüne kadar Türkiye'nin benimsemiş olduğu Batı demokrasilerinden kopma yönünde de belli eğilimleri geçtiğimiz dönemde de şahit olduk, gördük. Özellikle benim dikkatimi çeken hususlar, yani önemli olduğu gördüğüm hususlardan bir tanesi bu Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yaşanan kesintilerdir. Dolayısıyla bugün yavaş yavaş bu noktadan bir sanki bir geriye dönüş varmış gibi gözüküyor. Ama bu özellikle ekonominin içinde bulunduğu durum, dışarıdan kaynak ihtiyacının temin edilmesiyle ilgili hususlar ortadan kalktıktan sonra yeniden aynı ideolojik çarpıklığın hortlayıp hortlamayacağı riski son derece büyük. Bu çerçevede Türkiye tabii ki
dünya demokratlarının bulunduğu potada yer alması lazım. Yani bizim genel başkanımızın özellikle bu son Avrupa Birliği sosyalistlerine yapmış olduğu konuşmada söylediği bir şey var. Bugün sorunumuz sağdan soldan çok dünya demokratlarının birleşmesidir. Gerçekten demokrasi çok ciddi bir tehdit altındadır. Dolayısıyla dünya demokratlarının birleşmesi gerektiğini savunan bir parti olarak demokrasi değerleri etrafında toplanmanın önemini toplumumuza anlatmak ve bu yeniden güçlü parlamenter demokrasiye dönmekle bu reaktiflikten kurtulabileceğimizi, bu reaktif şeyden, düzenden kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Bugün dünyanın her yerinde bu yalanı doğru gibi anlatan gerçek ötesi popülist siyasetçiler oldukça etkili oldular. Bunların başında da bunlardan bir tanesi de Trump. Ama bunların en şeyleri, beceriklikleri arasında Putin var, Tayyip Erdoğan var, Polonya Devlet Başkanı var, Macar Devlet Başkanı Orban var. Bu özellikle bu popülist siyasetçilerin çok ağırlık kazandığını görüyoruz. Bundan kurtulmanın yolu gerçekten dünya demokratlarının birleşmesi ve bu demokrasi değerlerinin yeniden tabii insanların sorunlarını da çözümleyecek biçimde yeniden tasarlanmasıdır diye düşünüyorum. Türkiye'nin yani biz hep şunu savunduk. Türkiye'nin dış politikasında yurtta sulh, cihanda sulh Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkesinin hakim olması gerektiğini bir. İki, Türkiye'nin bir takım o geçmişten gelen emperyal rüyaların içine girmesinin de çok ciddi şekilde ülkenin çıkarları bakımından problem yaratabileceğini söyledik. Dolayısıyla bu, yine söylüyorum, bu dış politikanın yeniden millileşmesi, dış politika üzerindeki ideolojik vesayetin kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin yeniden bu enerji ve tüm kaynaklarını emperyal hayallere uğruna feda etmesi önlenecektir diye düşünüyorum. Son soruda, evet, bu teknolojik bu ölçme, kalibrasyon falan gibi alanlardaki üretimin nasıl destekleneceği. Bence tabii bu alanlar son derece önemli. Bu alanlara uygun şey yaratmak lazım, iş gücünü yaratabilmek lazım. Buradaki temel sorunlardan biri bu. Gerçekten bu sektörde anlamlı, bu sektörün işine yarayabilecek iş gücünü bulma konusunda zorluklar var. Ama şunu söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iş gücü planlamasına büyük önem veriyoruz. Bir. İki, bu organize sanayi bölgelerinde, özellikle organize sanayi bölgelerinin talebine uygun olarak iş gücünü yetiştirmek amacıyla teknoloji liselerinin açılmasına önem veriyoruz. Dolayısıyla iki ayakla buna destek vermek mümkün. Bir, ciddi şekilde bildiğimiz teşviklerle ve bir de buna uygun olarak uygun olan iş gücünü yetiştirmek suretiyle. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi iki grup siyasi ağırlıklı soru var. Bunların birincisini sunmak üzere sözü ben önce Sayın Uluç Gürkan'a bırakacağım. Daha sonra da Sayın Cem Baysal ikinci grup siyasi soruyu sunacak. Sayın Baysal'dan sonra ben tekrar devralacağım ve son grup bir soruyu da ben size sunacağım. Şimdi sözü Sayın Uluç Gürkan'a bırakıyorum. Buyurun Uluç Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Tigrer. Sayın Öztürk, ben soruları gruplandırdım. Grupları teker teker size ileteceğim. İlk grup Sayın Ahmet Ziya Akyıl ve Sayın Mehmet Eken'de. Diyorlar ki CHP'nin seçimi kazanmak için ne yapmayı planladığını açıklayabilir misiniz?
muhalefet olarak dostlarıyla birlikte nasıl bir örgütlenmeyi gideceksiniz? Bu noktada Sayın Akyıl, CHP'nin 2002 yılından bu yana yapılan genel seçimlerin hiçbirini kazanamadığını anımsatıyor. Sayın Eken ise HDP olmadan seçim kazanılabilir mi diye soruyor. Sanıyorum bu grupta en yakın seçimin ne zaman olacağını düşünüyorsunuz. Bu seçim için adaylarınız hazır mı? Sorularını da yanıtlayabilirsiniz. Buyurun Sayın. Çok teşekkür ediyorum. Önce en sonuncusundan başlayayım. Hatırlarsanız daha mahalli idare seçimleri yeni bitmişti. Orada bize bu soruyu sormuşlardı. Ne zaman seçim olur? Tabii seçimin ne zaman olacağına karar verecek olan yine iktidar partisi. Yani şöyle diyelim, hükümet bu düzen içinde seçime gitmek gerçekten Cumhurbaşkanı'nın kararı olmadıkça ya da parlamentoda belli bir çoğunluk olmadıkça son derece güç gözüküyor. Onların da ne zaman seçime gideceklerini, nasıl karar vereceklerini hep beraber göreceğiz. Ama biz sanki yarın seçim olacakmış gibi her an hazırlıklı olmak durumundayız. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. 2002 yılından bu yana yani genel seçimlerde varlık gösterememiş olmamız tabii önemlidir. Yani burada muhakkak bizim de ciddi eksiklerimiz vardır. Ama 2002 yılından özellikle bu şeye kadar 2014 yılına kadar yaşanan konjonktüre baktığımız zaman da tüm dünyada bu konjonktürün özellikle ekonomik tarafında iktidar partilerini destekleyen bir konjonktür olduğunu da görmemiz gerekiyor. Müthiş bir dışarıdan para yağmuru vardı bizim gibi ülkelere. Sadece biz değil, bize benzeyen birçok ülkeye. Ve bu da önemli bir hareket alanını iktidar o dönemde iktidarda bulunan partilere verdi. Ama bugün dönüp baktığımızda özellikle 2014'ten sonra mevcut yönetim seçim kaybetmeye başladı. Yani 2015'in ilk seçimlerini 2014'te Cumhurbaşkanlığını aldıktan sonra 2015'te ilk Haziran ayında yapılan seçimi kaybetti. Sonra bir takım başka şeyler devreye girdi. Ama yine en son 2019 yılında da yerel yönetim seçimlerini kaybettik. Yani bugün Türkiye'de büyükşehir belediyesi bazında baktığımız zaman nüfusun %50'den fazlası Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin bulunduğu alanda yönetiyor. Yine gelirin %70'inden fazlası bu büyükşehirlerde yaratılıyor. Dolayısıyla son mahalli idare seçimlerinde bir belli bir başarımız oldu. Peki ne yapacaksınız diye baktığımız zaman şunu söyleyeyim. Yani oyunun kuralları belli. %50+1 şu anda böyle yürüyor. %50+1'i alabilmek için de biz mevcut ittifak içinde bulunduğumuz partilerle birlikte demokrasiden yana olan her seçmenin o oyunu almaya talip olur. Yani Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinden yana olan her seçmenin oyuna talip oluyoruz. İttifak içinde olmasalar bile sandıkta demokrasiden yana olan kesimlerin oyunu alabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Neler yapacaksınız diye sorduğunuz zaman tabii yani dostlarımızla birlikte yürüyeceğiz. İttifakımızla birlikte yürüyeceğiz ve hep açık söyleyeyim yeni güçlü bir parlamenter rejime geçilmesini isteyen kitlelerin bu dönemde hızla artacağı kanaatindeyiz. İki boyutu var tabii işin. Bir, şu anda ekonomide yapılan yanlışların sürekli altını çizeceğiz. Onun yerine ne yapılabilir onu söyleyeceğiz. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama 2018'de Türkiye krize girmeye başladıktan sonra en fazla çözüm üreten parti biziz. Türkiye'deki her kesim için çözüm ürettik. Her kesimle buluşmaya çalıştık. Dolayısıyla buna devam edeceğiz. Yani bu çözüm üretme
ve onlara ulaşabilme, herkesine ulaşabilme çabamıza devam edeceğiz. Öyle sanıyorum ki bu müthiş bir küresel sermaye girişi dalgası bittikten sonra artık oşal kalktı ve siyasette yapılan hatalar çok daha ciddi bir şekilde görünür oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çok fazla hata yapan iktidar partisinin, iktidar partilerinin tasfiye olacağını düşünüyoruz. Evet. Tabii bu iktidar partilerinin tasfiye olabilmesi için de ayağı yere basan bizim çözümler üretmemiz lazım. Bu çözümleri biraz önce dört ayak üzerinde söyledim. İşte en son bu ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Bu bence son derece anlamlıdır. Nereye doğru gitmek istediğimizi ortaya koyar. Ben bunların bu arada tabii çok önemli bir şey. Özellikle bu dönemde biraz önce nüfusun önemli bir kısmını kapsayan büyükşehir belediyelerini almış olmamız, belediye başkanlarımızın performansının ülkede seçmen, ülkedeki seçmen seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccühünü de arttıracağını düşünüyorum. Gerçekten iyi gidiyorlar. Gerçekten iyi bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Geçen gün bir araştırma gördüm. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu pandemide kitlesine en fazla pandemiden etkilenmesini azaltmak için destek sağlayan yönetim birimi olarak gözükmüş. Burada hükümet de dahil, her şey dahil yapılmış araştırma. Gerçekten şu anda büyükşehir belediyelerimiz iyi çalışıyor. İnşallah daha önce düştüğümüz hatalara düşmeyiz. Bu sonuna kadar böyle devam eder. Nasıl ki bu belediye hizmetleri AK Parti'ye iktidarın yolunu açmışsa, bizim belediye hizmetlerimizin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na iktidarın yolunu açacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim Sayın Öztrak. İkinci soru Sayın Mehmet Eken'den. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şöyle diyor. Çatı ya da ortak bir aday ile mi gireceksiniz seçime? Bir de bir önceki seçimde ortaya çıkan aday ismi garabetinin makul bir izahatı var mı diyor. Sanıyorum son seçimde tüm partilerin kendi adaylarıyla ayrı ayrı girmiş olmalarını kastediyor. Şimdi tabii bu %51 değişik bir seçim sistemi. Bir genel başkanımız hep söylüyor. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı, neleri vaat etmeli? Bu önemli. Yani sonuç itibariyle yeni gelecek olan cumhurbaşkanı da açıkçası bu şu andaki tek adam parti devleti rejimini hızla değiştirecek bir fonksiyon ifa edecek olan bir kişi olacak. Tabii aynı zamanda ülkedeki yine diğer sorunları da hızla toparlama kabiliyetine sahip bir insan olması gerekiyor. Ama şey önemli, yani bu tek adam parti rejiminden bir an önce kurtulunması gerekiyor. Onun için de bizim ittifak içinde nasıl birine, hangi zaman sürecinde tek adam parti devleti rejiminden kurtulacağımıza mutlaka karar vermemiz gerekiyor. Son olarak da şöyle, şimdi bu, biz tabii çok alışık değiliz bu %50+1'lik seçimlere. Yani tek adayla mı gireceğiz, yoksa herkes önce kendi adayıyla girecek, ikinci turda mı gerçekten diğer partilerle, ittifak dışındaki veya ittifak içindeki partilerin arasındaki işbirliği ortaya çıkacak? Bunların hepsi tartışmayla ve işte sahadaki duruma göre kararlaştırılacak olan hususlar. Onun için bugünden bir şey demek mümkün değil. Ama şunu açık açık söylemekte yarar var. Ben
bu seçimlerde Millet İttifakı'nın çok ciddi bir çalışma içinde olacağını ve çok önemli bir ve bu rejimi değiştirip güçlü parlamenter sisteme geçişi sağlayacak bir çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum. Teşekkür ederim Sayın Öztürk. Üçüncü grup Sayın Serdar Balkan'ın sorunlarından oluşuyor. Sayın Serdar Balkan, muğlak bulduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamalarınız konusunda birbirini tamamlayan iki soru soruyor ve üçüncü sorusunda da bir öneri getiriyor. Önce sorular. Bir, güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminiz kapalı kaldı. Halkın anlayabileceği ve inanacağı şekilde açıklanabilir mi? İki, yasama, yürütme ve yargı erkleri tam bağımsız hale nasıl getirilecektir? Şimdi de Sayın Öztürk izninizle Balkan'ın soru ve önerisini aktaracağım. Diyor ki muğlak bir kavram olan, tekrarlıyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine kuvvetler ayrılığını önceleyen bir sistem daha anlamlı olmaz mı? Bu sistemi de 7 maddede özetliyor. Cumhurbaşkanının partili olmaması. Anayasa Mahkemesi ve HSYK gibi, HSK şimdi ayrı ayrı gibi kurumlarda Cumhurbaşkanı yetkisinin makul sınırlara inmesi, milletvekili sayısının 400'e indirilmesi, kalan 200 milletvekili ve belli kriterleri sağlayan 100 adayın oluşturacağı bir senato ile dengeleyici ve denetleyici bir mekanizmanın oluşturulması, hakim ve savcıların her türlü hakkının siyasilerin müdahalesine tamamıyla kapatılması, milletvekilleri ve cumhurbaşkanının gerektiğinde yargılanabilmesi, devlet planlama teşkilatının yeniden kurulacağı, rektör seçimlerinde seçilen 3 aday arasında ancak ciddi fark yoksa cumhurbaşkanının yetkili olması, parti başkanları sultasına son veren, meclise giren milletvekillerinin partilerinden ayrılarak öz irade ve vicdanıyla karar verebilmesi. Bunu kuvvetler ayrılığını önceleyen bir sistem olarak niteliyor Sayın Balkan ve daha anlamlı olmaz mı diye soruyor. Şimdi yani tabii güçlendirilmiş parlamenter sistem bugün dünyada da kullanılan bir ayrım. Bir tarafta başkanlık sistemi var, bir tarafta da parlamenter sistemler var. Onun arasında çeşitli gri alanlar var. Dolayısıyla biz eskiye de dönmemek için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle ortaya çıktık. Ha muğlak. Tabii çok büyük bir netlik yok. Yani şu anda böyle bir sistemin nasıl olması gerektiği konusunda bütün partilerin önüne bir çalışma getiren Sayın Davutoğlu'nun partisi oldu. Onun dışında Meral Hanım bir takım hazırlıklar yapıyor. Biz bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Muhtemelen Sayın Davutoğlu'nun partisi de o hazırlıkları yapacaktır. Temel Bey'den gelecek olan öneriler de var. En sonunda bu öneriler etrafında bir uzlaşı ortaya çıkacaktır. O nedenle biraz muğlaklık var. Ama baktığınız zaman şu anda Serdar Bey'in söylediği birçok unsur, bazıları yok ama bunun içindeki birçok unsur da bizim düşündüğümüz güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde var. Peki bu nedir bu işin aslı diye sorarsanız, bu işin aslı şu, yani bir kere ciddi bir fren ve denge sisteminin olması lazım. Parlamentonun hem yasa koyucu olarak hem de icrayı denetleyen unsur olarak güçlü olması lazım. Yargının icraatı ve parlamentoyu denetleyebilecek güce sahip olması lazım. İcranın da hesap veriyor olması lazım bu işleri yaparken. Yani icrayı yaparken. Dolayısıyla bu çerçevede başkanlık sistemi olmayan sistemlere parlamenter sistem deniyor. Biz de şunu söylüyoruz. Yani Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmelidir ki çağdaş denge ve fren sistemlerine mekanizmalarına sahip olsun.
güçler birbirini denetleyebilsin. Sadece üç güç değil, aynı zamanda basın da dahil buna. Basınla ilgili de bir takım düzenlemeler yapmak lazım ve böylece hesap veren bir yönetim, hesap verebilen bir yönetim, milletin sesine duyarlı bir parlamento ve gerçekten de adaleti yerine getiren bir yargı olsun diyoruz. Tabii bu madde madde, tabii ki de haklı Serdar Bey, madde madde de bunun ne olduğu konusunda ya her parti ayrı ayrı kendi açıklamalarını yapıp ortak noktaları söyleyecektir ya da tüm önerilerden sonra bir ortak yapılacak hususlar artı bir eylem planı üzerinde mutabakata varılacaktır. Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. Dördüncü grup, önceki devlet, turizm ve kültür bakanlarımızdan Sayın Tınas Titiz ile Sayın Mehmet Eken'in sorularından oluşuyor. Sayın Eken, Cumhur İttifakı seçmenlerine onların anlayacağı dilde nasıl mesaj vereceksiniz diye soruyor. Sayın Tınas Titiz'in sorusu bu konuda dikkat çekici bir öneriyi de içeriyor. Şöyle, evrensel kabul görmüş hiç olmazsa birkaç etik kuralı toplumumuzun tüm inanç kesimlerinde kabul görür hale getirmeyi düşünür müsünüz? Bu şekilde hiçbir ahlaki kural tanımayan kesimlerle mücadelede etkili bir araç yaratılamaz mı? Buyurun Sayın Öztürk. Şimdi önce dil meselesine geleyim. Yani biz bugün şeye çok özen gösteriyoruz. Karşı tarafın bizi dinleyebileceği bir dil kullanmaya özen gösteriyor. O çerçevede de karşı tarafa bir takım mesajlarımızı verirken karşı tarafın da kendimizin de bizim kendi tarafımızın da hassasiyetlerini birlikte dikkate almaya çalışıyoruz. Hatta bazı denek gruplarında sadece karşı taraftan karşı tarafın ne düşündüğü anlayabilmek, bizim söylemlerimiz konusundaki yaklaşımlarını anlayabilmek için de sadece karşı tarafa oy vermiş olan deneklerle bir takım araştırmaları da yapma yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla burada bizim gördüğümüz temel şey şudur. Yani bir buyurgan, tepeden bakan ya da işte ben doğruyum sen yanlışsın diyen bir yaklaşım dünyada da bizde de çok fazla tutmuyor. Burada daha çok karşı tarafla pazarlığa açık olduğumuzu gösteren bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. Bir başka Sayın Bakanımızın sorduğu soru doğru, yani bu çerçevede de bir takım siyasetçiler için etik kurallar, siyasetin finansmanı gibi bir takım düzenlemeleri ön plana çıkaran yaklaşımlar önemli. Ama yani genel olarak baktığımızda zaten tüm inanç sistemlerinin kabul ettiği birçok yargı var. Bunun üzerinden de yürünüyor. Bu yargı, yani bu değerlere uygun olan bir siyasetin finansmanı ve siyasi ahlak yasasını çıkarırsak siyasete duyulan güven artar ve ahlaki kural tanımayan kesimlerin iktidarda keyfi davranışlarının önüne bu yolda da, yani sadece denetimle değil, yani şöyle bir takım kurallar getirerek, kurallarla ve denetimle önüne geçmiş olur. Evet. Evet. Sayın Öztürk, benim aktaracağım son soru, milletvekili sayıları ve dokunulmazlıklar konusunda Sayın Serdar Balkan'dan. Kürsü dokunulmazlığı dışında vekillerin başlıca dokunulmazlıklarının ve özel üstünlüklerinin kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye gibi bir ülkede 200-250 milletvekili yeterli değil mi? Şimdi bu dokunulmazlık konusunda dokunulmazlıkların sınırının ne olması gerektiği ile ilgili gerçekten ilginç bir süreç yaşadık. Yani
suç isnat edebilme kapasitesi yüksek bir cezalandırma sistemi kuran iktidarın elinde kürsü dokunulmazlığının yeterli olamayabileceği açıkça ortaya çıkmış vaziyette. Ama bunun şeye uzanmaması lazım. Yani adi suçlar, diğer şeyler. Dolayısıyla burada nasıl bir, burada bence yani Venedik kriterlerine göre de bir şeydir, incelenip ona göre demokratik, yani parlamentonun ve diğer seçilmişlerin demokrasinin beklediği görevleri yerine, demokrasinin kendilerinden, milletin ve de milletin kendilerinden beklediği görevi yerine getirebilmesi için anlamlı bir takım kriterleri koymakta yarar var. Milletvekili sayısına gelince, yani şu anki parlamentoya dönüp baktığınız zaman yaptığımız işler itibariyle mevcut milletvekili sayısı fazladır. Ama güçlendirilmiş parlamentoya geçildiği zaman da ihtiyaç duyulacak, yani gerçekten milletin temsilini sağlayacak milletvekili sayısı nedir? Bunlara siyaset yapmadan bilimsel bir takım kriterler ışığında bakmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Öztrak. Sayın Tigrer, benim sorularım tamamlandı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun Uluç Bey. Şimdi ben sözü Sayın Cem Baysal'a veriyorum. Onda da bazı siyasi sorular var. Kendisinden sonra da ben gene devralacağım. Buyurun Cem Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk sorum benim. Şu anda sormuş ama aramıza katılamamış diyelim Engin Ünsal'dan, adını onu iletmeyeceğim. Sadece adını almış olalım. Engin Ünsal 80'lerin ilk yarısında CHP'de milletvekili yapmış bir avukat abimizdir. Evet, ikinci soru Suna Germen'den. İki soruyu iç içe okuyorum. Seçilmeyen belediye başkanı adayları neden dayatıldı? Biraz da buna bağlı olarak belediye başkanının meclis üyelerini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği bir partide memlekette demokrasi getireceğim sözü ne kadar gerçektir ve ne ifade ediyor demiş. Şimdi tabii hiçbir liderin tek başına meclis yani meclis üyelerini belirlemek gibi bir şeyi yoktur. Zaten bu kadar yoğun bir belediye meclislerinin hepsinde bu kadar yoğun bir bilgiye falan da hiçbirimiz sahip değiliz partinin şeyine baktığınız zaman. Bu ancak kolektif olur. Kolektif bir takım önerilerle olur. Bunun bir kısmı ön seçimle olur bazı örgütlerde. Ama ön seçimin her zaman doğru sonuç vermediği örnekler de vardır. Örneğin bu partide ön seçimle gelen bir milletvekili adayı bir başka partiye geçebilmiş ve milletvekili seçilmiştir birinci sıradan. Sonra da bir başka partiye geçmiştir. Dolayısıyla bütün bu mekanizmaları dengeli bir biçimde kullanmakta yarar vardır. Ama ideal olan şudur. Zaten genel başkanımız da bunu açıklamıştır. Yani milletvekillerini de diğer seçilmiş kişilerin de genel başkanlar tarafından belirlendiği bir sistem iyi bir sistem değildir. Dolayısıyla bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini bu ikinci yüzyıla çağrı metninde çok açık seçik net bir şekilde de ortaya koymuş olduk. Tabii en fazla ön seçim yapan parti hala biz. Mümkün olduğu kadar da adaylarımızı ön seçimle tespit etme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Şunu söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilerle karşılaştırdığınız zaman parti içi demokrasinin en güçlü olduğu partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ben görüyorum. Yani bizim partimizde hiçbir şey genel başkanın iki dudağı arasında değildir.
Ama belli bir parti disiplininde olması gerekir. Bu çerçevede genel başkanımızın ve yetkili kurulların almış olduğu, yani demokratik süreç içinde almış olduğu kararlara göre de partimizin üyeleri hareket etmek zorundadır. Sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim, partiler belli bir disiplin içinde siyaset yapmak durumundadır. Parti disiplini önemli bir olaydır. Teşekkür ediyorum Faik Bey. Yılmaz Ayada'dan kısa bir soru var. Çok dillendirilen liyakat meselesi CHP için ne kadar önemlidir? Başkana sadakat liyakatın önüne geçebilir mi? Bence bizim partimizde başkana sadakat liyakatın önüne geçmiyor. Geçmesi de mümkün değil zaten. Liyakate gerçekten önem veren bir partiyiz. Bu çerçevede de buna azami baktığımız zaman da zaten yetişmişlik bakımından, konulara hakimiyet bakımından en yetkin kadroların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu görüyoruz. Şöyle bir şey tabii, bizim parti kültürümüz yetişmemiş olan, liyakatli olmayan kişileri çok fazla, örgütümüz de kişileri de çok fazla taşımıyor. Yani bunu yaşayarak görüyoruz. Mutlaka belli bir yetişmişlik, belli bir liyakat olması lazım ki örgütlerimiz o kişileri taşısın. Peki. Teşekkürler. Şimdi bu önümdeki iki soruyu sorana ileteceğim. Tınaz Bey, buyurun. Siz dillendirir mi, seslendirir misiniz sorularınızı? Tabii efendim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Öztürk, sizi dinlemekten çok memnunum. Müsaade ederseniz iki sorum daha var. Bir tanesi, iktidar ve muhalefet arasında bugün anayasamızın kurduğu simetri fiili durum olarak bozulmuş durumda. Bu asimetri yasal tüm araçları kullanılamaz kılıyor. Buna karşı stratejik bir çözüm ne olabilir? Birinci sorum budur. İkinci sorum da şöyle bir şey. İnançların sorgulanamazlığı gibi bir dogmaya sığınarak egemenliğini sorgulanamaz kılmış anlayışlar var. Tüm dinlerin ortak yönü olan iyi ahlak çevresinde bir toplumsal uzlaşı ve geri kalan kısmının ise bireylerin dokunulamaz özelliği olarak tanımlanmasına dayalı bir girişimi toplumda örgütlemeyi düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. Şimdi birincisinden Sayın Bakan, bu arada sizi tekrar görmek gerçekten çok güzel. İktidar muhalefet simetri meselesine gelince gerçekten bu ucube sistemde böyle bir simetri falan yok. Hiçbir asimetri var. Yani ana muhalefet partisinin lideri Cumhurbaşkanı'na bir şey söylediği zaman bu anayasanın temsili bir cumhurbaşkanını korumak amacıyla çıkarmış olduğu yapmış olduğu düzenlemelere uygun olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu sayılıyor. Ama Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisine aynı lafları söylediği zaman mahkemeler bunu siyasetin gereğidir diyor. Dolayısıyla yani başka yerlerde de birçok asimetri var ama yani çok somut asimetrilerden bir tanesi bu açıkçası. Diğer taraftan benim görebildiğim kadarıyla burada çok fazla yetki Cumhurbaşkanı'nın elinde yoğunlaşmış vaziyette. Yargıya Cumhurbaşkanı vesayet ediyor, yani tam bir vesayet sistemi var. Parlamentoya Cumhurbaşkanı vesayet ediyor. Muhalefete ayar vermeye kalkıyor ne yapacağı ne edeceği konusunda, hatta kendi kendine bile vesayet getirmiş, yani bu kendisini götürmüş varlık fonuna atamış. Varlık fonunda da biliyorsunuz ayrı bir güzel kişiliği var, o nedenle hani burada kamu yönetimindeki vesayet anlamında şeyin yönetimin başında kendisi var ama kendisinin başında olduğu sarayda yine sarayında o varlık fonunun üzerinde vesayeti var. Böyle bir garip, ucube bir sistem. Dolayısıyla bunun tek bir çözümü var.
o çözüm de şu, yani sadece Cumhurbaşkanı'nın partili olmaktan vazgeçmesi ya da partisinin genel başkanı olmaktan vazgeçmesi yetmiyor. Çünkü yani şimdi baktığınız zaman ana muhalefet partisi gibi de genel partisinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı da partisinin genel başkanı ama biri diğerine göre daha fazla korunmuş vaziyette. Tabii bundan vazgeçerse bir miktar o azalır ama diğer alanlarda da çok ciddi düzenlemeler yapması gerekiyor. Bana sorarsanız benim kendi kanaatim Türkiye'nin hızla yeniden güçlü, demokratik, parlamenter sisteme geçmesidir. Türkiye şu andaki bu ucube sistemi daha fazla taşıyabilmesi mümkün değil. Bu sistem çözüm üretmiyor. Yani çok hızlı karar alacak diye bu sistemi getirdiler. İşte hızlı karar da alamıyor. Doğru karar alacak diye getirdiler. Doğru karar da alamıyor. Bakın en son hızlı kararla ilgili işte bu son İtalyan komutanın başkanlığında, Yunan komutanın başkanlığında Türk gemisinin aranması meselesi. Bir türlü cevap verememişiz. Araya da arama diye. Ama onun dışında baktığımız zaman diğer alanlarda da ciddi doğru karar meselesine gelince, yani bugün toplam Cumhurbaşkanı'nın çıkartmış olduğu her üç kararnameden ikisi kendi çıkarttığı kararnameyi düzeltme kararnamesi. Dolayısıyla doğru karar da alamıyor. Onun için de bu sistemden bir an önce kurtulmamız lazım. Şimdi tabii ikinci sorunuza gelince bu işin tabii panzehiri laiklik. Tabii ki bir takım ahlaki değerler olacak ama herkesin dini kendine ondan sonra. İşte bu ahlaki değerleri de, evrensel ahlaki değerleri de milli bir takım değerlerimizle de genel kabul görmüş bir takım milli değerlerimizle birlikte bir düzenleyici çerçeve olarak tespit edip bundan sonra bunun üzerinden siyasete devam etmek en doğru yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü aksi takdirde herkes herkesin kimliğine saygı göstermeyen bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da olmaması lazım ama onun yanında da yine evrensel değerlere de bağlı, ahlaki değerlere de bağlı bir başka yapının da mutlaka ortada oluyor olması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürler Faik Bey. Evet, şimdi sıra ilk gün soruları açtığımız ilk gün yazılı olarak iletip bunların kimse tarafından üstlenilmesi istemeyen bir grup vardı. Ali bunları bana yüklemiş. Ben de bunu Sera'ya söz vererekten, Sera size sözünü aç. Sera Özbaşı, kendi istenilmeyen sorularını kendine aktar. Evet, teşekkür ediyorum. Sesim geliyor inşallah. Fazlasıyla. Fazla gelmiyor mu? Şimdi iyi geliyor. Devam et. İyi geliyor. Tamam. Şimdi benim Faik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii çok güzel açıklamalarda bulundu. Bir de tabii ben haberlerde izliyorum. Büyük ölçüde bir mesaj yoğunluğu içinde geçiyor. Ve genellikle incelenen konular, anlatılan konular, yoksulluk, işte yolsuzluk, kayırmacılık, hortumlama, partisanlık, bütün bunlar var. Yelpazeleri o kadar geniş ki. Yani buradan kurtuluş yok. Şimdi bunların acaba üzerinde bir odaklaşarak biraz daha komprime hale getirip bunu daha kalıcı bir şekle getirmeyi düşünüyorlar mı? Bunun için niye söylüyorum? Sebebi duyarlılık katsayısı düşük. Yani insanlar hiç tepki vermiyorlar. Ve bu tepkiyi acaba geliştirebilecek veya tepki verir hale getirebilecek bir konuma gelebilir mi bu odaklanma sayesinde? Bir de tabii mantıklı izahatlar yapılıyor, rasyonel şeyler söyleniyor. Bugün de öyleydi zaten. Ama bu karşı tarafta da tabii böyle anlaşılmıyor. Yani bir herhangi bir şekilde bu anladığımız tarzda yorumlanmıyor. Buna acaba bir şey yapılabilir mi? Bir de tabii şimdi akıl almaz şeyler de yasalar geçiyor, şunlar bunlar oluyor. Bunlar için bir şiddetsiz toplu pasif direniş acaba düşünürler mi? Veyahut da böyle bir şey girişimleri var mı? Bir de tabii buna ilave olarak karşı taraf nasıl acaba seyreltilecek ve çözülecek? Çünkü eninde sonunda her şey oylara bağlı. Ne kadar çok alırsan o kadar iyi. Bunu yapmak için de karşı taraftan o duvarı aşmak ihtiyacı var.
Bununla ilgili hangi stratejileri izlemeyi düşünürler? Bunu arz etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, tabii pasif direniş meselesine gelince sanıyorum bu son dönemlerin en büyük pasif direnişini genel başkanımız o büyük Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşle yaptı. Yani bu bence Türkiye'de bir takım zihinlerin, bir takım şeylerin açılması bakımından son derece önemliydi diye düşünüyorum. Duyarlılık yaratma meselesine gelince haklısınız. Yani biz de onun için uğraşıyoruz. Yani bazen gerçekten gündemi biz tespit ediyoruz, duyarlılık yaratabiliyoruz ama bazen de dediğiniz gibi çok önemli olarak söylediğimiz şeyler yolsuzluk konusunda, diğer konularda hiç fark edilmeden geçip gidebiliyor. Onun için nasıl söyleyeceğimiz konusunda biz de çaba gösteriyoruz. Göstereceğiz, daha da iyi yapmaya çalışacağız. Odaklanma meselesi burada. Yani çok dağıtmayın, birkaç tane konuya odaklanın. Evet, doğru. Şu anda da ama Türkiye'de o kadar çok mesele var ki tek birine odaklanmak da giderek zorlaşıyor. Bir şey daha, şu yani karşı tarafın ilginç bir propaganda yöntemi var. Bir şeyler söylüyoruz biz, onun için de çok dikkatli konuşmak zorundayız. Bir iki kelimeyi alıyor, oradan tamamen kendi kitlesini konsolide edecek bir takım sonuçlara gidebiliyor. Biz hiçbir şekilde onu söylemek istemediğimiz halde, dolayısıyla dikkatli olmakta, dediğiniz gibi son derece haklısınız, yarar var diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Faik Bey. Bir Ali Bey'in bilmediği bir gizli soru sormak isteyen biri daha var. Atladım ben onun sorusunu. O da bir eski parlamenter, her ne kadar kendini kabul etmese de bakanlık yapmış ama daha çok Merkez Bankası başkanlığı ile tanınır. Üçlü Saracoğlu, buyur. Efendim, çok teşekkür ederim. Bir kere çok herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum dizledik. Gerek Faik Bey ve Ali Bey ve Uruç Bey'den de çok güzel sorulara cevaplar aldık. Ben tabii eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak aklım hep paralı ayrılmıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın zamanında ilk defa Türkiye kredi değerlendirme kuruluşlarına müracaat ettiğinde Türkiye'nin notu 3B idi. Yani yatırım yapılabilir bir ülkeydi Türkiye. Acaba Türkiye bu konuma bir daha gelebilecek mi ve ne zaman gelebilecek? Teşekkür ederim. Evet, Rüştü Bey'i görmek tabii çok güzel. Kendisini de uzun yıllar bir masanın etrafında, tabii o bizden çok daha önemli pozisyondaydı ama çalışma imkanı bulduk. Şunu söyleyeyim, şimdi Türkiye'nin derecelendirme kuruluşları nezdindeki notunun ben sadece ekonomik durumundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani nasıl yönetildiğinden de, söylemlerden de, yönetilmemesinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bu işi derleyip toparlayabilecek bir yönetimle, bir yönetim anlayışıyla, derli toplu bir programla ve bu tek adam rejiminin de değişmesiyle birlikte Türkiye'nin tekrar yatırım yapılabilir ülke notunu yakalayabileceği kanaatindeyim. Çünkü yani Türkiye'nin büyüklüğüne baktığınız zaman, pazarın büyüklüğüne baktığınız zaman, özellikle sizin de çok büyük etkiniz olduğu Merkez Bankası'nın işleyiş biçimine baktığınız zaman, Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili yerleşik anlayış biçimine baktığınız zaman, maliye politikası ile ilgili
algılamalara baktığınız zaman Türkiye'nin bu yönetimden kurtulur kurtulmaz notunun çok hızlı yükseleceği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali Bey, benim soru... Mehmet, lütfen el kaldırma yok. Araya soru almıyoruz Mehmet İpek. Ali Bey, buyurun. Benim sorularım bitti. Çok teşekkür ederim değerli Cem Bey. Sağ olun. Hele böyle bu gizli soru soranların ortaya çıkması da fevkalade memnuniyet verici oldu. Teşekkür ediyorum. Bir dakika, pardon. Lafımı geri alabilirim. Mikrofonu geri alabilir miyim? Oldu. Almıyorum. Pardon. Bir kafamda plan var. Almıyorum. Tamam. Senden sonra. Şimdi son bazı sorular daha var. Bunları da sırayla Faik Bey'e sunacağım. Ali Ertem'in bir sorusu var. Gerekli değişimi yürütecek kadrolar nasıl oluşturulacak? Genetiği bozulmuş kurumlar nasıl düzeltilecek? Bu sorusu var. İkinci bir soru, sunumda yer alan hani YÖK'ün kaldırılması konusunda. Diyor ki Sayın Yener Ünver, ülkenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak asıl bir yüksek öğrenim planı nasıl ortaya konacak? Bu konuda ne yapacaksınız? Diyor. Sayın Yener Ünver'in bir sorusunu daha şimdi söyleyeyim. O da diyor ki Sayın Yener Ünver, sosyal devletten ne anlaşılıyor? Bazı kesimlere sürekli para aktarmak mı? Ve bunun yanında sadaka kültürü nasıl önlenecek? Buyurun Faik Bey. Evet, gerçekten de bugün devlete dönüp baktığımız zaman kadroların önemli ölçüde yıprandığı, özellikle kurumların da bu karar alma süreçlerinin ciddi şekilde bozulduğunu görüyoruz. Yani sadece bir iki tane kuruluş, Merkez Bankası, Hazine gibi kuruluşlara dönüp baktığımız zaman, yani yönetimlerin yarısı burada, yarısı İstanbul'da, dağılmış vaziyetteler, insanlar orada çalışmaktan mutlu değil. Ayrıca karar alma süreçlerine de bunların çok şekilde müdahaleler var. Bunların bir şekilde tabii düzeltilmişlik olduğu için düzeltilmesi gerekiyor. Kadroların bir kısmı, yani liyakatli kadroların, şunu söyleyeyim, yani alınan herkes, özellikle gençlerin ben liyakatsiz olduğunu düşünmüyorum. Bunların içinde de liyakatsiz olanlar olabileceği gibi düzgün olanlar da vardır. Dolayısıyla çok umutsuz bakmıyorum. Üst düzeyde baktığımız zaman orada da elimizde daha önceden yetişmiş, ne olur 17 yıl geçmiş olsa dahi yetişmiş bir takım kadrolar var. Bu kadrolardan yararlanabileceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak ama bürokrasiden gelen biri olarak ve bürokrasinin de yaklaşımını, geleneklerini iyi bilen biri olarak süratle bu iş düzeltilebilir diye düzeltilebileceği kanaatindeyim. Yani bu üniversitelerde tabii YÖK gerçekten bu akademik özgürlükler üzerinde ve yaratıcılık üzerinde ciddi bir engel oldu. Dolayısıyla YÖK'ün bir an önce kaldırılması gerekiyor. Ama hemen arkasından da üniversitelerin gerçekten akademik özgürlüklerini geliştirecek, bilim üretmelerini sağlayacak, ülkenin her meselesi hakkında bilimsel kanaatlerini söyleyebilecek özgürlüğe sahip üniversitelerin oluşturulmasının da ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ali Bey'in sorusuna cevap verdim. Yener Bey'in sorusuna cevap verdim. Yener Bey'in bir sorusu daha vardı. Onu bir daha, en son sorusunu bir daha tekrarlar mısınız Ali Bey? Bu sosyal devletten ne anlaşılıyor? Evet, bu önemli bir soru. Bazı kesimlere sürekli para aktarmak mı? Sadaka kültürünü nasıl önleyeceksiniz? Hayır, sosyal devletten hiçbir toplumun hiçbir kesiminin gelişme sürecinden dışlanmamasını anlıyoruz. Yani onun için sahip çıkılması ve bu kesimlerin sürekli bu gelişme sürecine dahil edilmesini sağlayacak bir takım mekanizmaların geliştirilmesini anlıyoruz biz.
Yoksa sadece sadaka dağıtmak, yani bu tabii çok ağır bir laf, böyle bir süreci düşünmüyoruz. Bizim düşündüğümüz şey şu, kimse en sonunda şeyin dışına itilmemeli, sürecin dışına itilmemeli. Geniş kesimlerin her zaman belli bir sistemde üretme ve satın alma gücünün olması lazım. Ben hep şu örneği veriyorum. Yani eskiden mahalle arasında misket oynarken birileri bizim misketlerin hepsini aldığı zaman ki ona ütme derdik. Ütüldüğümüz zaman oyun biter. Şimdi bütün dünya bu oyunun bitmemesinin peşinde. Bu oyunun bitmemesi için de misketleri her seferinde yeniden dağıtmanız gerekiyor. Ama yani sadece misket alırım, nasıl olsa misket dağıtılıyor deyip sistemde oyuncu yani sisteme yeniden oyuncu olarak girilmemini teşvik edecek bir mekanizma da olmamalı bunu. Onun için biz burada aile destekleri sigortası dedik. Mesela dünyada şimdi şey de tartışılıyor. Yani belli kesimlerin artık yeniden bu işe katılması söz konusu olmayabileceği için evrensel vatandaşlık geliri falan gibi, yani herkese belli bir parayı dağıtmaktan falan da söz edenler var. Ama bizim yaklaşımımız sosyal devlet dendiği zaman herkesi kucaklayan, herkesi refahtan yararlandıran ama kimsenin de oyun dışına çıkmasına izin vermeyen bir devlet anlayışını düşünüyoruz. Evet, son 6 soruya geldim Faik Bey. Umarım bunları da tamamlayacağız. Önce Sayın Yener Ünver'in bir sorusu var. Hukuk eğitimi ve mesleğe kabulde ne gibi iyileştirmeler yapılacak? Özellikle de ehliyetsiz kişilerin hakim veya savcı olması nasıl engellenecek diyor Sayın Ünver. İkinci bir ilginç soru Sayın Necil Toktay'dan geldi. Şöyle soruyor Sayın Toktay, Diyanet ve din sömürüsü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu insanını reel dünyaya getirmek için bir planı var mı? Bunu soruyor. Yine Sayın Toktay'ın bir sorusu daha var, o da şu, Diyanet bütçesinin büyüklüğü kırsal kesim ve daha ziyade şehir varoşlarında kümelenmiş İmam Hatip okulları konusunda ne düşünüyorsunuz? Halkı nasıl bu konuda bilinçlendireceksiniz? Buyurun. Evet, hukuk eğitimi konusu Sayın Ünver'in altını çizdiği gibi bizim de çok önemli üzerinde durduğumuz konulardan biri. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar rahat hakim ve savcı olunmuyor. Yani hele hele son dönemde avukatlar da hakim savcı oldu biliyorsunuz. Birçok yandaş avukat birdenbire kendilerini hakimlik, savcılık kürsülerinde buluverdiler. Biz hukuk eğitiminin son derece önemli olduğunu ve toplumda mesleğe girme konusunda liyakatin, ehliyetin en ağırlıklı olduğu alanın hukuk alanlardan birinin hukuk olması gerektiği kanaatindeyiz. Yani tıp 6 senede bitiyor ama hukuk 4 senede bitiyor. Bence hukukun mutlaka bir daha uzun sürede hukukçuların daha uzun bir eğitim almaları ve özellikle de hakimlik, savcılık gibi mesleklere girerken çok ciddi sınavlardan geçmeleri gerekiyor. Aynı şey avukatlık için de söz konusu. Özellikle bu son dönemde baroların falan, baroları siyasileştirecek bu yeni yaklaşımları da yargının tarafsızlığı bakımından, yani adalete bağlılığı bakımından son derece tehlikeli bulduğumu altını çizmek isterim. Yani bu din sömürüsü meselesine gelince, yani din sömürücülerinin bu ülkenin başına hangi dertleri açtığını bu dönemde çok net bir şekilde gördük. Yani iş şeye kadar gitti, bir darbe girişimine kadar
gidebildi. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin bundan sonra bizim de yani Türkiye'de Türkiye'nin bu konuda vatandaşların özellikle son derece dikkatli olacağını düşünüyorum. Bu Diyanet bütçesinin büyüklüğü konusunda bir şey söylemediniz. Bir de bu aşırı kümelenmiş belli yerlerde İmam Hatip okulları, halkın nasıl güçlendirileceği konusu. Şimdi şöyle yani buralarda ben açık söyleyeyim. Diyanet bütçesine baktığımız zaman Türkiye'deki birçok kurumun bütçesinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu tabii Diyanet'in bütçesinin fazla olmasından mı ileri geliyor yoksa diğer kurumların bütçesinin az olmasından mı ileri geliyor? İş başına geldiğimizde buna bir tabii ki bakarız. Ama şunu söyleyeyim, ben sorunun Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet'te olduğu kanaatinde değilim. Sorun özellikle bu dini istismar edenlerin kendilerine rant sağlamak için, siyasi veya parasal rant sağlamak için kendisine dini istismar edenlerin inandırıcılığının azaltılmasından geçiyor. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi son üç soruya geldim Sayın Öztürk. Birinci soru şu. Bu Erkan Çetinkaya'nın sorusu. Eğitimin giderek dinselleştirildiği bir ortamda lise, meslek okulları ve sanat enstitüleri, ücretsiz eğitim öğretim, kaliteyi ve verimliliği arttırma konusundaki iş programınız nedir? Soru bu. İkinci soru, Sayın Akkuş, Emre Akkuş'un bence önemli bir soru bu. Hani ilk seçimlerde oy kullanacak olan ve vatandaşlık alan Suriyelilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne yapılıyor? Burada bir siyasi istismar söz konusu olabilir mi? Tedbiriniz olacak mı? Gibilerden bir soru var. Ve son soru, bu gene benim önem verdiğim Sayın Bakanımızın bir sorusu, Tınaz Bey'in sorusu. O da şu, sistemli kutuplaştırma girişimleri toplumun doğal dayanışma gücünü atomize edip parçalıyor ve en doğal paydaşlıkları bile kamplaştırıyor. Buna karşı stratejik çözümünüzün ipuçları acaba nelerdir? Bilgi verebilir misiniz diyor Sayın Tınasitis. Buyurun Faik Bey. Evet, şimdi şöyle, Sayın Çetinkaya'nın sorusunu bir daha alabilir miyim? Tabii. Eğitimin giderek dinselleştirildiği tamam, evet. Bir ortamda. Hatırladım şimdi. Evet. Şöyle, yani eğitimin her türlü vesayetten kurtarılması lazım ve Türkiye'de özellikle artık dünyada rekabet imkan, yani dünyada kendi çalışanlarımızın, iş gücümüzün rekabet edebileceği bir yapıya getirilmesinin şart olduğunu artık herkes görüyor. Bu çerçevede çok açık söyleyeyim, biz eğitim politikalarımızı uygularken sürekli eğitimin diğer şeyleriyle, diğer paydaşlarıyla konuşarak, anlaşarak, uzlaşmaya vararak bu süreci götüreceğiz. Bu çerçevede de en doğruyu bulacağımıza inanıyorum ama şunu söyleyeyim. Gerçekten bu pandemi sürecinde özellikle çocukların okula, şimdi en acil mesele çocukların okula gidemeyişi. Bu çocukların okula gidemeyişi nedeniyle belli bir formasyon almaları bu uzaktan eğitimle engelleniyor. Zaten 3 milyon çocuk da bu uzaktan eğitime erişemiyor. Dolayısıyla Türkiye ciddi bir, önemli bir sayıya sahip nesli kaybetme riskiyle karşı karşıya, önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birinin mutlaka eğitim olması gerekiyor. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey de eğitimin çağdaş, yani evrensel kabul görmüş değerler çerçevesinde
yapılması ve sorgulayan nesillerin yetiştirilmesi bizim önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi. Suriyeliler konusunda yani daha işin başından itibaren biz zaten bu göçün sonunda önemli bir ölçüde Suriyelinin dönmeme riskine işaret etmiştik. Öyle görünüyor ki bu riskinde gerçekleşme ihtimali yüksek. Tabii bizim tercihimiz şu, herkes kendi memleketinde olmalı. Ama yeter ki kendi memleketine gittiği zaman yaşamı tehlike altında olmasın. Dolayısıyla barış içinde bir ülkeye gitsin ve özgürce yaşayabilsin. Şunu söyleyeyim, doğruları anlattığımız, yani sonuç itibariyle bir kısmı da Suriye'den gelenlerin bir kısmı da vatandaş olacaktır. Öyle gözüküyor kaçınılmaz olarak. Burada da yine mühim olan husus, bu Türkiye'de kalma ihtimali olan kesimlerin bir an önce entegrasyonun sağlanmasını gerçekleştirecek şekilde iyi eğitilmelerinin, iyi sağlık hizmeti almalarının sağlanması gerekir. Ama yine söylüyorum, bizim için esas olan Suriye'den gelen insanların ülkelerine barış içinde geri dönebilmelerinin sağlanmasıdır. Önemli olan, altını çizilmesi gereken konu budur. İstismar falan meseleleri şu anda çok fazla üzerinde durduğumuz konular değildir. Bir başka konu sistemli kutuplaştırma meselesi, Sayın Bakan'ın sorduğu. Ülkede yani bu sistemli kutuplaştırma zaten bugün dünyada popülist liderlerin kullandıkları en önemli siyaset araçlarından bir tanesi. Sistem bu yani gerçek ötesi popülist siyasetçilerden kurtulmanın yolu ise yeniden demokratikleşmekten geçiyor. Çünkü bunlar ciddi şekilde otoriterleşiyor. Yani geçen gün iki tane Harvard profesörünün yazdığı bir makalede şu soruyu soruyorlardı. Bir gün gelip Amerikan demokrasisinin yaşayıp yaşamayacağını kendi kendimize soracağımız aklımıza dahi gelmez. Öyle gözüküyor ki dünya demokrasileri büyük bir tehdit altında ve bunu sadece tek bir ülkenin bu işin altından kalkması da mümkün değil. Dolayısıyla burada bu popülist siyasetçilere karşı, otoriterleşmeye karşı dünya demokrasilerinin farklı bir yürüyüş içine girmesinde ben yarar olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Sayın Faik Öztürk 40'tan fazla sorumuza çok anlamlı yanıtlar verdi, sabırla dinledi ve yanıtlarını sıraladı. Şu ana kadar toplantının başından bu yana 2 saat 10 dakika geçti. Ben Faik Bey'e teşekkür ediyorum ve bu toplantının Türkiye'nin içinde bulunduğu buhrandan çıkışı bağlamında önemli bir ışık olacağını umut ediyorum. Ve bu sözlerle de toplantımızın sahibi olan Cem Baysal'a sözü devrediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Cem Bey. Çok teşekkürler. Bu anın hiç gelmeyeceğini sandım ama neyse. Şimdi, çok teşekkürler Ali. Gerçekten çok iyi yönettin. Şimdi evet, sırf soruların hedefi olmayacak herhalde. Şimdi Faik Bey'in iki sorusu var. Sırayla aktarıyorum ve kimin cevap vereceğini de seçeceğim aranızdan. Ama bu parlamenterlerden, bürokratların arasından olacak. İlk soruyu aktarıyorum. Bunlar Faik Öztürk'ün kendi soruları. Sorun nerede, kimde? Cumhurbaşkanında mı, rejimde mi? Bunu Uluç'a aktarıyorum. Uluç, bunu sen cevaplıyorsun lütfen. Hazırlıksız yakalandım. Yani şunu söyleyeyim.
Cumhurbaşkanı, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan gibi bir soru. Cumhurbaşkanı, rejimin sonucu, rejim de, bu gudubet rejim de Cumhurbaşkanı'nın iradesi. Bu kadar evet. Kısa mı cevap veriyorsun? Çok açık bir olayı uzatmaya gerek yok. Peki. Tamam. Faik Bey, bu cevap size, bana değil, ona göre. Yani siz bir kenara not edin bunu. Rejimi sandıkta değiştirmenin yolunda, sandıkta değiştirme yolunda, bunu biraz ben değiştiriyorum, onun lafı değil, ne çaba gösteriyorsunuz? Bunu iki kişiye soracağım. Aramızdaki en kıdemli parlamenter olan Tınaz Bey'e önce. Tınaz Bey, buyurun, ne çaba gösteriyorsunuz rejimi sandıkta değiştirmek için? Sesiniz kapalı, açıldı. Açtım, teşekkür ederim. Şimdi bunu tabii bize, herhalde sivil kesime bu soru yöneltiliyor. Doğrudur. Bu birinci soruyla da ilişkili. O ikisini birleştirerek ben kendi açımdan cevap vermek istiyorum. Sorun rejimde mi, cumhurbaşkanında mı? Hayır. Bu ikisi de, hem rejim hem cumhurbaşkanı, toplumumuzun çok uzun yıllardan beri devam eden, yani bu bugünkü iktidarla filan da sınırlı olmayan sorun çözme kabiliyeti, toplumsal rekabet gücü de diyorlar buna. Onunla ilgili, onun düşük olması, sonuçta geldiğimiz yerde sorunlarımızı çözemeyip sürekli olarak bir stok oluşturup bütün basit sorunların dahi o büyük stokun baskısı altında çözmek zorunda olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu sorun çözme kabiliyetinin artırılması gerekiyor. Bu ise bir hükümet programıyla, ister parlamenter rejim olsun, ister başkanlık sistemi olsun, çözümlenebilecek bir sorun değil. Yurttaşın tebaa kimliğinden çıkarak tekrar demokrasinin istediği, kendi tercihlerini yapabilen birey konumuna getirilmesiyle ilgili. Bu ise yeni bir enstrümanın devreye sokulmasını gerektiriyor. Olağanüstü durumlar, olağanüstü çözümleri gerektirdiği çok genel bir doğru. Bunun için de bizim bir sosyal inovasyona ihtiyacımız var. Uzunca bir süredir böyle bir sistem üstüne çalışıyoruz. Bunun adını da 2017'den bu yana sosyal tohumlama diye koyduk. Her bir bireyin kendi çevresinde ufak ama bir araya getirildiği takdirde anlamlı değişimlere neden olabilecek fikirleri hayata geçirmesi. Tabii bu yarın sabah ne yiyeceğini, kahvaltıda ekmek peynir bulamayan insanın sorunundan ziyade biraz daha karnı doymuş orta veya orta sınıfın üstündeki aydın kesimin öncelikle ele alması gereken bir mesele. Bu konuda arzu eden herkese bu konuda yapılan çalışmaların adreslerini, linklerini de gönderir ve yardımlaşmayı da teklif ederim. Çok da arzu ederiz böyle bir şeyi. Dolayısıyla toplum bireylerinin önemli bir bölümü tebaa kimliğinden çıkıp birey kimliğine kavuşmadıktan sonra bu sorun çözme kabiliyetinin herhangi bir dışsal etkiyle, dışsal enstrümanla halledilmesini ben imkanlı görmüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Tınaz Bey. Ve ikinci bu soruyu aktaracağım kişi Bozkurt Aran. O da bir bürokrat. Bozkurt'un sesini açtı mı Mehmet? Sana mesaj yollamıştım. Kendi sesini açması lazım. Hayır değil, sen aç dene. Peki. Ama bir daha da ses çıkarma lütfen. Ben açtım. Tamam, o açınca sesini ondan duyarız. Evet, sesim açıldı. Tamam. Tamam. Yani çok teşekkür ederim beni de bu işe dahil etmiş olduğun için. Yalnız ben tabii şöyle biraz farklı düşünüyorum galiba. Yani iktidara talip olan partilerin
iktidara parti talip olan örgütlerin bunları halk tarafından halka ispat edebilmesi, kanıtlayabilmesi lazım. Yani biz çok iyi, çok şey işleri söylüyoruz ama halk bizi tanımıyor, bizi anlayamıyor, öyle oluyor. Yani onlar yeteri kadar eğitilmiş olsaydı belki bizi anlarlardı demeleri çok doğru değil. Tabii ben bunu söylerken CHP'nin bunu böyle söylediği anlamına söylemiyorum. Yani iktidara talip olan partilerin, devleti yönetme gücünü kendinde bulunan örgütlerin bunu yaratabilecek ortamı da sağlayabilmeleri lazım. Yani ben yani şeyin çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim esasında. Son derece Faik Bey yani aydınlatıcı bilgiler verdi. Enerjisi de yeterliydi. Ama yani bu halkı harekete geçirmenin, kendi düşünceleri etrafında insanları toplayabilmenin ana kuralı da bu ülkeyi yönetmeye talip olan insanların bunu yapabilmesi partilerin. Yani partiler böyle kendiliğinden doğmuş uluslar değil ki. Bunlar belli bir düşünce etrafında toplanıp biz böyle yapacağız, biz böyle düşünüyoruz ve halk da bize inandığı zaman iktidar olacağız diyen insanlar. Bilmiyorum daha uzatmayayım lafı da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu. Sağ olun. Bozkurt çok teşekkürler. Faik Bey, size de çok teşekkürler. Berke ve Ali Beylere de tabii. Siz ve Berke Bey aramızda kalırsanız çok memnun oluruz. Size söz başka bir konuşmacı olduğu zaman, mesela İlhan Kesici konuştuğu zaman 20 Şubat'ta size de soru hakkı veririz değil mi Ali? Veririz şeyde Faik Bey'de. Veririm. Tamam. Güzel. Lütfen aramızda kalın. Yani karşılıklı destekleşebiliriz. İkinci konu bu sizin evrensel dediğiniz başka bir grubun vatandaşlık temel geliri kavramı. Bu grup daha önce bizde bir konuşma yapmıştı. 27 Ocak'ta da yapacak. Onlar dernek haline geldiler. 5 yıldır uğraşıyorlar. Belki biliyorsunuzdur ve herhalde biliyorsunuzdur. Evet. Aynı kavram. Hatta bir konuşma yapıldığında sizden Sencer Ayata da bunu sormuştu onlara. CHP bunu zaten yapıyor. Çok yeni değil diye. Bu konuda da siz veya Berke Bey 27 Şubat'taki akşam olacak o. Çarşamba çünkü. Oturuma katılırsanız memnun oluruz. Vaktiniz varsa. Evet. Böyle benim oluştu. Ha son. Özür dilerim. Bizim aramızda mesela böyle gruplar oluşturuyor. Bir deprem grubumuz var. Deprem animasyonu yapma gibi. Sonra her oturumdan sonra. Eğer siz bu grupta herhangi bir konunun ele alınıp işlenilmesini, görüşlerimizi dinlemek isterseniz daha küçük bir ortamda onlarla, yani illaki benim ve herhangi birinin olması şart değil, onlarla bir araya gelmenizi ve en azından yadışmanızı olanak sağlayabiliriz ve buna da memnun oluruz. Yani şu konuyu sizden nasıl değerlendiriyorsunuz diye bizlerin görüşlerini almak isterseniz durumunda geçerli bu. Teşekkürlerimi iletiyorum size tekrardan. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için son derece öğretici. Önümüzdeki dönemde nelerin üzerinde durmamız gerektiğini de gösteren bir toplantı oldu. Bu nedenle tüm katılımcılara, tüm soru soranlara, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada ayrılmasın, yani isteyenler ayrılmasın, biz sohbete devam edeceğiz önümüzdeki haftalar ne yapacağımızı gibi ama vakti, çünkü Ali sen de kalırsan memnun olurum ama isterseniz bir süre bekleyelim artık başka programları olanların çıkmasını. Zaten 2 saat diye söz vermiştik Faik Bey'e ama kalırsanız ve Berke Bey de çok memnun oluruz. Ali Bey siz de kalırsanız seviniriz. Şimdi beni daha önce de söylemiştim. Bir başka toplantı bekliyor. Sanıyorum görevim bitti Cem Bey bu toplantı bağlamında. Evet, evet doğrudur. Çok teşekkür ederim. Onun için beni affedersiniz. Ben rica ederim. Rica ederim. Herkese çok ben de bu arada iyi akşamlar dileyim. Evet. Güler Hanım Faik Bey'in kuzenidir.
Ay onu hiç görmedi. Evet, ben de affınızı istirham ediyorum. Ben de rica ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam. Siz geri kalanlar ayrılmasın lütfen. Mehmet kapıları kapa. Bu sen Ali Bey'e yolu göster Ali Tigreli, öyle der çıkmaz ondan sonra. Ciao. Hadi çok teşekkürler Ali. Evet. Tınaz Bey siz de kalıyorsunuz değil mi? Çok güzel. Şimdi, ama sadece bu ciddi bir konu yok artık. Zaten 62'ye düştük. Ben kısaca olacakları, başınıza gelecekleri aktarmak istiyorum. Şimdi bu yeni sistemi bayağı bir kişi başardı ama bizler de bayağı iteledik duvarı aşmaları için. Yani Zoom üzerinden ön kayıt yaptırıp oradan gelecek e-mail'la katılmalarını sağlıyor. Bu çok güvenli bir sistem. Herkesi biliyorsunuz kim olduğunu. Daha da güvenlik bir sistem var ama o zaman bayağı ciddi kan kaybediyoruz. O burada kalalım şimdilik. Bu dördüncü galiba yöntem giderekten güvenli olmamızı gerektiriyor. Kim katılanların kim olduğunu bilmek için. Şimdi bundan sonra ne olacağını oturumları bu akşam veya bileminiz yarın sabah aktaracağım. 27 Şubat'a kadar sanıyorum. Oturumlar, konuşmacıları belli. Bir yazı aktarmam en iyisi olur. Onu da geçtik. Şimdi şu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bizler YouTube üzerinden yayına başladık biliyorsunuz. İki ayrı oturumun videosundan. Bu onlardan yeniden izin alınıp yayınlanan video. Zumbalaki'nin adı altında. Fakat siz öyle diyerek bulamazsınız. Çünkü unlisted, yani ismi saklı. Yazıldığı zaman listelerde göremeyeceksiniz. Sadece link elinizde varsa veya siz linki güvendiğiniz kişilere yollarsanız o videoyu izleyebilecekler. O zaman Zumbalaki çıkacak. Bunun için Uluç, sana ve Selin'e de yazmıştım. Bunu izin ver diye. Senden ses çıkmadı. Selin'den çıktı, Selin Sayek'ten. Ondan o mailına bir bak. Yani yoksa zaten senin onayını beklemeyeceğim. Haberin olsun. O video sende varsa bana yolla lütfen. O biliyorsun pandemi sonrası ekonomi ve dünya düzeyiydi. İkiniz iki konuşmacıydınız siz. Web sitemiz yapılıyor. Bayağı yol aldı. Fakat şöyle bir durum var. Bunların artık üye yardımıyla yapılması bayağı zor. Çok vakit almaya başladı bu iki unsur ve başkaları da gelecek. Bunun için bunun da bir bütçesi var. Belki ileride şeyde Atilla sen çıkmak için kıvranıyorsun, çıkabilirsin. Başka bir şey söylemek istiyorsan da sesini açalım ama biraz beni bekle lütfen. Şimdi Abi bir dakika. Bir dakikala durdurma beni. Hayır. Hayır, kaydı durduralım abi. Kaydı durduralım. Tamam söylesene ya, Allah Allah.
Thank you.